İyi akşamlar Gençler Konuşuyor programına hoş geldiniz. Üçüncü hafta sizlerle tekrar beraberiz. Bugün konumuz kadın erkek ilişkisi. Yine Damla Nur'la beraberiz ve güzel konuklarımız var. Hoş geldin Damla. Hoş buldum, sen de hoş geldin. Tekrardan konuklarımıza hoş geldin demeden önce bir geçen haftanın özetini izleyelim istersen. Geçen hafta internet kullanımıyla alakalı konuşmuştuk. Arkadaşlarımızla sosyal paylaşım sitelerini konuştuk. Bakalım geçen hafta neler yapmışız. İnternette ben neler yapıyorum? Güzel bir soru. İnternette ilk önce işte Facebook açılır. Ondan sonra internette ne araştırma yapmam gerekiyorsa araştırma yaparım. Araştırma yapmam gerekmiyorsa araştırma yapmam. Çok kasmam. Facebook'um genelde açılıktır. Ona girip ilk bakarım gönderilenlere, milletin fotoğraflarına ne eklemişler, ne yapmışlar. Milletin fotoğrafları. Kendin fotoğraf çok koyuyor musun? Yok, çok koyuyorum. Doğru söyle, kaç tane fotoğrafın var? İki tane sadece profil fotoğrafım var. Diğerleri albümler benim olmayan. Albümlerde 82 tane albüm var. Albümler. Yok, albümümde fazla yok. Etiketlendiğim fotoğraf var ama direkt kendimi çekip koyduğum iki tane falan. Çok fazla fotoğrafım yok yani. Yaklaşık 300 tane takipçisi olan bir insan kendini bir anda işte insanlar beni takip ediyor, fenomen zannediyor. Benim Facebook'um ya da hiç Twitter'ım olmadığı için bugün aranızda biraz şey kalabilirim. Hadi ya, benim arkadaşımdınız. Ya şimdi onun İşte ama şaka olduğunu söyleyecektik onun sonradan. Programdan önce böyle yapacağım dedim. Yani hiç olmadım. Bugün biraz size de sorularım olacak benim de bilmediğim. İşte retweet mesela bazı... Anladığım kadarıyla başkasının tweetlediği şeyi... Tekrardan tweet demek. Evet. Bak Gizem şimdiden güldü bana. Ben psikologla bağımlılık yapıyor diyor yani. Hadi insanda... Bağımlılık evet. Yani yaptığı zamanlar oldu bende de. Lise dönemlerimde gerçekten bağımlılık yaptı. Hatta yine notlarımın düşmesine sebep oldu. Yani ben daha çok bağımlılık olduğu konularda da online oyunların daha çok bağımlılık yarattığını düşünüyorum. Çünkü bakıyorsun okula bile bu yüzden gelmeyen arkadaşlarım var. Şu el de bitsin, bunu da bitireyim diyerekten bakıyorsun saatler akmış geçmiş. Ama yani kazandığın tek şey tamam. Oyun oynarken zevk alıyorsun, eğleniyorsun. Yani arkadaşlarınla vakit geçiriyorsun. Ama bunun dışarısında bir hayatın olduğunu da insan unutuyor. Bağımlılık konusuna. Benim var yani birkaç arkadaşım öyle Night diye bir oyun var sanırım. Erkeklerin genelde oynadığı. Yani hani dersten kaçan, derse gelmeyen, geç gelen. Çok kötü. Bir de onun şifresi kırılıyormuş. Bir şey atmak deniyor ona da. Hani böyle olduğunda oynayan sinir... Oynayan yok mu aramızda hiç? Yok mu? Sen oynuyorsun. Ban atmak mı? Öyle bir şey vardı galiba. Şifresini falan kırıyorlar. Ondaki şifresi... altınları alıyorlarmış. Ya evet, o altınlarımı çaldılar diye yani böyle. Bağımlılık yaptın mı sen bir hiç? Bana bağımlılık yapmadı yani. Psikologlar Psikologlar yapmadı dedi sana. İşte onu da öyle avutuyorlar psikologlar. Aslında... Hayır, soru. İnternet alışverişi yapmıyorum. İnternetten mi alışverişi sevmiyorsun genel olarak? Genel olarak sevmiyorum. Hmm. Zaten böyle yoldan geçerken vitrinde bir şey göreyim. Ha, hoşuma gitmişse alır çıkarım yani. Öyle illa alışveriş yaparım diye bir yani. Şey yok. Aynen. Çok iyi. Pantolon işte kendime sipariş ettim. Yani hiç ışık tam mıdır neden de bilmiyorum. Tabii mankenin üstünde 90 olunca daha farklı duruyor tabii. Ya ama... zaten o mankenin üstünde ne görse insan alası geliyor. 8 tane ortak arkadaşım varsa ekler misin? Hayır. Hayır eklemem. 32? Genelde. Ya bakarım hani kimmiş bu? 32 tane ortak arkadaşımız var. Tanıyorumdur diye ama eklemem yani. Bence sosyallikte çok farklı tabii ki internetle. Gerçek hayatta. Daha çok dışarıda sosyal olamayan insanlar internette sosyal olmaya çalışıyormuş gibi geliyor. Yani dışarıda istediğini elde edemeyenler internet ortamında bir şeylere ulaşmaya çalışıyorlar ki... O da yine başarısız. Evet, ya başarısız değil, bazıları başarılı da oluyor. Ama şöyle bir şey var, dışarıda sizin de dediğiniz gibi bir kıza saatin kaç olduğunu soramaz. Öyle bir durum. Bayrot da aynı zamanda öyle bir değere sahip ki öyle bir danışmanları var. Evet, kesinlikle. Onlar sayesinde Bayrot dünya üçüncülüğüne sahip oldular. Evet. 2011'de Sakarya Üniversitesi'nde yine uluslararası bir yarışmada Mini Sumo'da üçüncülüğümüz var. Geçen dönem çok büyük bir başarıya imza attık. Romanya'da uluslararası Infometrics yarışmasında dünya üçüncülüğümüz var. Ben Avrupa Kupası'na gidemeyen futbol takımımızdan daha çok gurur duyuyorum sizinle. Sağ olun. Teşekkürler. İşte geçen hafta böyle geçti. Sosyal paylaşım ve internet konularımız bunlardı.
Bugün konuklarımızı tanıyacağız ama öncelikle sponsorlarımızı sayalım. Evet, saç ve makyajımı yaptığı için Nuray Kuaför'e buradan teşekkür ediyorum. Sevinçler Giyim'e teşekkürler. Ayrıca... Necip Berber'e teşekkür ederiz. Ayrıca Masko Mobilya'ya da çok teşekkür ederiz. Bize dekor konusunda yardımcı olduğu için. Evet, teşekkürler. Şimdi konuklarımızı tanıyalım yavaş yavaş. Hoş geldiniz. Avukat Gülten Şahin bugünkü bizim konuğumuz ve Doktor Sedat İlgil bizim bugünkü konuğumuz. Kadın erkek ilişkisinde hem çift olarak katıldılar hem de uzman olarak biraz da katıldılar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Hani Gençler Konuşuyor programında 40'ı geçmiş biri olarak tıbbi olarak genç. Gurur duyduk. Biz de 40'ı geçtiğimizi yeni öğrendik. 25 senedirken görünüşten dolayı. Moral emekli aynı zamanda ama. Doğru, emekli de. Emekli bir genç. O zaman diğer konuklara geçelim. İyice yaşlı oldu. Şimdiden bırakıyorum. Hoş geldin Merve. Seni tanıyalım. İlk defa katılıyorsun. Evet, ilk defa katılıyorum. Merve Balkan. Balıkesir Üniversitesi Necatibe Eğitim Fakültesindenim. Biyoloji öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Aslen Bursalıyım. Bu kadar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Cumhur artık 3'te yani 2'de. Tanınıyoruzdur herhalde. Cumhur Altınok. Cumhur Altınok diyeyim. Hoş geldin Tuğçe tekrardan. Merhaba, hoş bulduk. Ben Tuğçe Uçar. Balıkesir Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Bugün bir tane daha son sınıftan birisi var biliyor musun? Evet, aynı sınıf arkadaşım bu arada. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Fatih hoş geldin. Fatih hoş bulduk Damlacığım. Damla Nuh yalnız. V ile. Candan öğrendim ben de. Candan. Fatih Aslan. Makine mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Balıkesir Üniversitesi öğrencisiyim. Bursalıyım. Bursalıyım. Bekarım. Demeyeyim de ondan sonra. Bu kadar. Hoş geldiniz. Bugün kadın erkek ilişkisini işleyeceğiz. Hem evlilik sürecinden örneklerimiz var. Hem evlilik öncesinden örneklerimiz yok ama evli yani olmayanlar konuklarımız var. Konuklarımızın fikirlerini, düşüncelerini alacağız. Arkadaşlarımız neler düşünüyorlar evliliğe dair, ilişkilere dair. Bunlar hakkında konuşacağız. Ama bir röportajlara gidelim. Evet. Önce röportajları izleyelim, ondan sonra devam edelim. Merhaba, hoş geldin. Adın neydi? Hüseyin Durgut. Kendinden bahseder misin? Ben endüstri mühendisliğinde okuyorum, öğrencisiyim. İşte nasıl desem, aktif yaşam toplumumuz var bizim. Orada aktif olarak çalışıyorum, üyesiyim. Ve ikinci sınıftayım. 92 doğumluyum. Kadın Venüs'ten, erkekler Mars'tan gelir diye bir söz vardır. Gerçekten kadın ve erkeğin bu kadar farklı olduğunu düşünüyor musun? Ya farklıdır tabii ki. Yani sonuçta mesela erkeğin baktığımızda, beyin olarak düşündüğümüzde, tutayım isterseniz. Erkeği yani beyinsel olarak düşündüğümüz anda ya kadınlar aslında daha önceden düşünmeye başladıkları için hani çok daha küçük yaşlarda başladıkları için ya kadınlar daha bir şeytanca düşünebiliyorlar diyebilirim yani. Erkekler daha saf geliyor bana ama erkeklerin de kaba kuvvet tarzında bir uygulaması olabileceği için yani güç gibi bir faktörleri oldukları için bu yüzden yani erkeklerin daha savaşçı özellikleri vardır. Yani bu kadar, ne diyebilirim artık. Merhaba, ben Dilay Aytekin. Balıkesir Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Hoş geldin Dilay. Kadınlar Venüs'ten, erkekler Mars'tan gelir diye bir söz var. Sence de erkekle kadın bu kadar farklı mı? Bu soruya cevap vermek isterdim ama Venüs, Mars hiçbir bilgim yok. Bence de ama sonuç olarak tamamen farklılar. Ve birbirlerini anlamakta oldukça güçlük çekiyorlar diye düşünüyorum. Merhaba, ben Kardelen Turgut. Endüstri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. 2. öğretimim. Kadınlar Venüs'ten, erkekler Mars'tan gelir diye bir söz vardır. Kadınlar erkeğin farklı olduğunu ifade eder. Sence de farklı mıdır? Ne düşünüyorsun? Tabii ki farklı. Farklı olduğunu düşünüyorum. Hani bir ince düşünme kısmı var olayın. Hani bir de odunsu düşünme kısmı var. Bu konuda farklı olduklarını düşünüyorum. Ben Cahit Aynacı, Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Balıkesir Üniversitesi'nde okuyorum. Peki senin kadınlarda sinir olduğun 3 şey saymak istesen neleri sayabilirsin? Biraz klasik olacak belki ama hani kadınların kendilerine bu kadar düşkün olması erkekleri biraz çileden çıkartabilir. 3 şey belki sayamam ama kadınların bu huyu pek hoşuma gidiyor, denemez. Erkekte sinir olduğum 3 özellik. Bir kere şu altından kolyeler, bir takım aparatlar bunlardan hiçbir şekilde hoşlanmıyorum. Takı kıza yakışır. Bunun gibi şeyleri hiç sevmiyorum. Tabii ki bu bazı kendileri bir şey zannedenler oluyor mesela artist havalar. Bunu hiç sevmem. Bir de tabii ki yalan. Hiçbir insanda en hoşlanmadığım şeylerdendir.
en çok sinir olduğum aslında Türk kızlarının genel olarak bir özelliği var. Ben kısacası Kezban derim çoğuna ama ya tabii şakası bir yana da nasıl sem o terimi bulamıyorum şimdi. Şeyden yağ sökmek derler, sinekten yağ çıkarmak gibi bir özellikleri vardı. Her şeyi takarlar falan böyle kafaya. Ha, bu özellik benim canımı sıkar. Sonra bir bayanın güzel kokması lazım. O bir genel özelliktir yani. Ondan sonra üçüncüsü ne olabilir ki? Şimdi düşünüyorum. Üçüncüsü Allah aklıma gelmiyor ya, budur ya. Kezban olması yeter bana. Kısacası. Evet. Cimri olması, pis olması, yani kirli olması. Başka aklıma gelen, bir de kabaysa çok sinir olurum. Böyle arkadan gizli gizli iş çevirme huylarını. Onun dışında direkt aklıma gelen başka bir şey yok diyebilirim. Ben de erkeklerin bazen gereksiz umursamazlığına sinir oluyorum. Söyleyebilirim. Kadınlarda sinir olduğum üç şey: birbirlerini çekiştirmeleri, dedikodu yapmaları, üçüncü olarak da alışveriş düşkünlükleri. Sinir olduğum üç özellik. Bence dış görünüşlerine bizden daha fazla önem vermeleri. Onun dışında ince düşünmeme özelliği olabilir. Başka bir şey yok sanırım ya. Karşı cinsi anlamak için, yani bayanları anlamak için çaba sarf ediyor musun? Ben genel olarak insanları anlamak için çaba sarf ediyorum. Yani ne bileyim, forumlarda olsun, kitaplarda olsun, hani böyle psikoloji kitapları oluyor. Baktığımızda anlamaya çalışıyorum, okuyorum, ediyorum yani elimden geldiğince. Ve kadınları anlamak zor ya. Ben anlayamadım hala. Anladım, çaba sarf etmek istemiyorsun sanırım. Sarf ediyorum da hala yok yani, olmuyor hiçbir şey. Zaten anlayabilmek için çaba değil, üstün bir çaba sarf etmek gerekiyor. Ama onların da aynı şekilde bizi anlamak için çok çaba sarf ettiğini düşünüyorum aslında. Bir aralar çaba sarf ediyordum ama artık anlayamayacağımı anladığım zaman vazgeçtim bu işten. Ben sarf ediyorum ama onlar pek sarf ediyor gibi gelmiyor bana. Ben anladığımı düşünüyorum. Vay. Vallahi daha çok karşı cinsin beni anlaması için beklerim, çaba sarf ederim. Aslında sarf ediyorum ama biraz benimki gereksiz bir çaba galiba. Çünkü çok zor. Çok mantıksız diyeyim öyle. Hani anlayamıyorsun. Hareketleri birbiriyle çelişiyor çoğu zaman. Öyle diyeyim. Yani bana göre. Yok, sarf etmiyorum. Yani sarf etsek de boşa gideceğini düşünenlerdenim. Öyle yani. Röportajlarımız böyleydi. İlk bugünkü ilk röportajımızda kadın erkek farklarını biraz konuştuk. Evet, arkadaşlarımızla görüştük. Hepsinin farklı fikirleri vardı. Bakalım konuklarımız bu konularda neler düşünüyorlar? Ben öncelikle avukat hanımdan başlayayım. Sorularıma izniniz olursa. Beyin bilir, önce beyin bilir. Bideyden başlayacağız. Gülten Hanım bugün konuşmayacak. Gülten Hanım, şey lafı vardı ya, kadın menüsten erkek Mars'tan geliyor diye bir söz vardı. Ama gerçekten bunu Sedat'a sorun. Gerçekten mi? Gerçekten onun konusu. Bu konuda sürekli eğitim veriyor. Hem eğitim veriyor ama işte biraz da... Vallahi sizin arkasından tamam. Ben gireyim. Fark bu kadar çok mu yani? Bu kadar zıt kutup mu yani? Siyahla beyaz kadar farklı mı, yoksa gri tonla yaklaşan var mı? Bu konuya göre değişiyor bence. Ama bir olaya bakış açısı anlamında farklar olabiliyor. Yani ben bir kadını anlayamam ki belli konularda. Hiç hamile kalmayacağım. Hiç önümde 2 kiloluk 2 tane top taşımayacağım. Ya da bir kadının hiçbir zaman hani performans kaygısı erkeklerde olduğu gibi olmayacak. Ben adet görmüyorum. Adet öncesi gerginlik ya da sinirlik. Yani anlayamam ben bunları. Bundan dolayı mı farklar var? Biyolojik farklar, hormon farkları, yaşantı farkları var. Yani bunlar nedeniyle tabii ki farklı. Beynimiz çok farklı. Kadın beyni erkeğe göre daha gelişmiş bir beyin. Bunu da biyolojik olarak ama öyle. Önce bunu söyleyince söylemiştir. Gelişmişler de büyüklük anlamında değil mi? IQ olarak mı? Öyle IQ mi? Algı, ama ne konuşmayacak? Algısı daha iyi, ağrı acıya direnci daha iyi, IQ biraz daha yüksek. Sezgi daha iyi, ama erkeklerin de soyut kavramlar konusunda, haritalama konusunda daha iyi olduğu alanlar var. Bu yüzden erkekler ve kadınlar farklılar ama bu farklılık hayatı tamamlıyor bence. Yani bu yüzden hani üstünlük, Venüs, Mars, bu kadar çok ayırma gerek yok. Bence hepimiz dünyalıyız yani. Çok güzel. Gülten Hanım, sizin Sedat Bey her kadın gibi daha zeki olduğunuzu söyledim.
erkeklere göre. Siz bu konuda avantaj mı dezavantaj mı yaşıyorsunuz? Onu sorayım. Ondan sonra arkadaşlara da. Ben kesin olarak yani kadın erkekten zeki belki biyolojik olarak olabilir. Onu bilmiyorum bilimsel olarak nedir de. Yani kadının da zekisi ve aptalı var. Erkeğin de zekisi aptalı var. Kadınla erkek arasındaki temel farkın aslında biyolojik farklar olduğunu düşünüyorum. Ve kesin olarak kadının erkekten üstün ya da erkeğin kadından üstün olduğunu söyleyebilmek bence mümkün değil. Her ikisinde birbirine göre üstünlükleri var, zayıflıkları var. Gerçekten bir elmanın iki yarısı gibi. Kadınlar erkekler olmadan yaşayamıyorlar. Erkekler kadınlar olmadan yaşayamıyorlar. Bence hani üstünlüklerimizle, zayıflıklarımızla birbirimizi tamamlıyoruz bence. Peki kadın erkek eşit midir? Hangi anlamda? Yani fiziksel ya da biyolojik olarak muhakkak sorarsanız değil, ama hak anlamında. Tabii ki hak haklı olarak tabii olarak. Ki evet, hatta kadınlar hani pozitif oraya. Ayrımcılık anlamında kadınlar çok daha bence bu de. Anlamda daha haklılar, daha ön plandalar. Öyle de olmalı. Hayatın yani kadın ve erkeği hayatın içinde değerlendirirseniz hayatı sırtlayıp götüren daha çok kadınlar. O nedenle onlara tabii ki bu anlamda öncelik verilmeli. Bu pozitif ayrımcılık mutlaka yapılmalı. Biz fiziksel olarak daha zayıfız. O yüzden mesela tabii ki bazı alanlarda bizden bir takım şeyler beklenmemeli fiziki gücümüzün ötesinde. Kavanoz açmak. Ama mesela bir erkekten de bebek doğurması ya da bir yani küçük bebeği bakması, emzirmesi nasıl beklenemez? Dediğim gibi hayat paylaşılıyor bu şekilde. Herkes yapabildiğini, kadın yapabildiğini, erkek yapabildiğini yaparsa hayat zaten güzel gidiyor. Ama fiziki anlamda şunu sadece belirteceğim. Fiziki anlamda kadına genelde güçsüz gözüyle bakarlar ama kadın daha geç üşüdüğünü söylüyorlar dışarıda. Aynı eşit şartlarda büyüyüp de dışarıda bırakıldığı zaman kadının daha geç üşüdüğü söyleniyor. Yani soğuktan daha kendini koruyor. Ağrı ve acıya daha dayanıklı. Daha dayanıklı, evet. Hastalıklara daha dayanıklı. Kadınların evet, bir sürü hazırdandı hastalık oluyor ama erkekler erken ölür. Tüm dünyada erkekler 5 ila 10 yıl önce ölürler. Kadınlar uzun yaşar. Arkadaşlara geçelim. Biyoloji okuyorsunuz mesela Merve. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Biyolojik açıdan. Biyolojik açıdan bence evet hepimiz insanız ama kadınlar ve erkekler çok farklı canlılar. Çünkü erkeklerin yapabilecekleriyle kadınların yapabilecekleri çok farklı. Bir erkek kadını yapabileceği ya da dayanabileceği şeylere dayanamaz. Bir kadın da bir erkeğin yapabileceği ya da dayanabileceği şeylere dayanamaz tabii ki de. Bu yüzden de bence zıt varlıklar ama denildiği gibi birbirini tamamlayan varlıklar. Yani zıt olmaları birbirlerini tamamladıkları için bence gerekli bir şey. Ama zıtlık da tam bir zıtlık değil, değil mi? Farklılık anlamında tabii bir zıtlık. Tabii ki de farklılık. Yani, yani yoksa eksiyle artı gibi bir şey değil. Evet. Karşılıklı sadece birbirinden, değil. Tabii ki de. Karşılıklı sadece birbirinden değil. Farklı. Farklı. Cüm, sana farklı bir soru sorabilir miyim? Evet. Sen önce farklılıklardan istiyorsan bahset de. Ya aslında pek de bahsedilecek bir şey kalmadı yani genel düşünceye ben de katılıyorum yani. Dünya düzdür mü yuvarlak mıdır dünya? Abi boynuzların üstünde bir tanesi. Yani kadının ve erkeğin konumlandığı noktalar birazcık daha farklı bana göre. İşte erkeğin yapabileceği şeyler var, kadının yapabileceği şeyler var. Ya da işte fiziksel anlamı geçtim, ruhsal boyutta yani düşünsel boyutta da kadın ve erkek farklı ama herkesin de dediği gibi birbirini bir şekilde götüren iki ayrı kutup gibi mi diyeyim, nasıl diyeyim bilemiyorum. Parça, iki parça. İki parça ve hani aslında gayet de uyumlu bir şekilde devam edilebiliyor. Düşünüyorsun. Diye düşünüyorum yani. Peki şey sorusunu soracağım. Erkeğin kadında en çok sinir olduğu mesela üç şey diye sorduk arkadaşlar biraz önce. Nedir sence mesela? Senin yani, bayanda sinir olduğun üç şey. Olarak. Bayanda değil de kadında, hanımda. Yani vurdum duymazlığı sevmiyorum. Ama erkekte de olabilir. Tabii erkekte ama de böyle tartışasak olmaz ki. Özür dilerim rolünü kaptım ya. Vurdum duymazlık. O demin nasıl denk geldi? Evet vurdum duymazlık. Hani daha kadınlara özel. Daha kadınlara evet yani. Spesifik olarak mesela tamam o zaman, uzun zaman saçlı olduğu çok fazla zaman. Makyaj evet, yapıyorlar. Evet makyaj. Bekletilmekten nefret ediyorum. Evet kadınlar bekletiyor. Evet. Bir. Bu konuda cumhur lütfen. Sen de cumhur bekletilmiyorum. Tamam. Bekletilmiyorum da hani bekletilmeyi sevmiyorum. Bekletilmeyi sevmiyorsun da. Sen de zaman zaman bekletebiliyorsun tabii, tabii yani. Tabii canım ben de bekletebiliyorum. Ama o makyajdan dolayı bekletmiyor. Onu söylüyor. Dış görünüş için bekletmiyor ki. O anda bir tane taksi bulamadı o yüzden bekletiyor. Makyaj kazanırsan da bekletiyor. Yok cumhur oldukça fazla bekletiyor. Fazla gitme bak itiraf ediyor. Sen bunu ne yapsam falan filan diye öyle beklettiğim oluyor. Hatta ev arkadaşım Bahadır. Sabah aynı saatte kalkıyoruz. O benden 10 dakika önce çıkıyor evden. Diyor ki senin yüzünden geç kalıyorum artık. Ben de diyorum ki sen git ayrı gidelim beraber gitmeyelim. Ne yapalım artık. Öyle yani. Makyaj konusunda. Makyaj konusunda konu dağıldı biraz. Yok yok. Yani
bekletme olayından çok hoşlanmıyorum. Ama onun dışında yani kadınlara özgü şöyle işte kapris. Şudur. Ha, tabii onlar sinir var. Bir de içine atma olayı var. Biz yapamıyoruz erkekler olarak ama sinir kadınlar... Sinir oluyor musun o olayı? İçine atma. Sinir oluyorum çünkü zarar veriyor. Sonradan zarar veriyor. Yani zarar acısı çıkıyor. Biz denesek ki deniyorum. İki gün anca. Sonra diyorum ki hayır tamam söylüyorum hani pes ediyorum. Bak şuna işte bozuldum şöyle oldu böyle oldu ama kadınlar bunu içinde tutabiliyor. Bir süre sonra birikiyor. Şimdi konuşsak karşılıklı bazı şeyleri çok daha rahat toparlayabiliriz. En nihayetinde insanız ve konuşarak gayet bir şeyleri yoluna koyabiliyoruz. Kesinlikle. Şimdi içeriye atılınca büyüyor sonra bir yerde patlıyor. Yani mermi yiyeceğine bomba yiyorsun. Evet. Aynen öyle. Güldür Hanım niye böyle şey yaparken beni överken sessiz söylüyorsun? Söyleyin. Hayır konuşun. İyi bir tespit dedi. İyi bir tanımlama dedim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tuğçe'ye geçebilir miyim? Tabii. Sen çünkü artık kaybettin hakkını. Sen de bekletiyor musun? Tuğçe sen bir bayan olarak erkekten en çok sinir olduğun üç şey ne de? Yani şimdi erkeğe özel bir şey mi söylüyorsun? Tabii erkeğe özel bir şey. Mesela, yani, mesela ben şöyle düşünüyorum. Erkekler bayanlara göre biraz daha sinirli yapıdalar. Yani, sinir sebebi. Yani evet biraz daha kaba evet agresiflik İki, var bunlar. Bak nasıl sayıyorlar cuma. Şimdi edene de bakmak lazım. Edene de bakmak lazım. Evet. Yani tabii canım yapı da var ama karşı taraf karşılıklı birbirini sinir etmek de ayrı bir olay. Ama biraz daha yapıları gereği daha kaba olduklarını düşünüyorum. Yani tabii sözüm meclisten dışarı tabii, da. Bizi meclisten dışarı. Yani, bizi kastetmediğini yani, çok iyi biliyoruz. Ama hani çevremde gördüğüm kadarıyla diyeyim daha doğrusu bunları. Yani biraz daha hani ince fikirli olabilirler. Her ne kadar biyolojik olarak farklı olsak da bizim algılarımız daha hani yüzeysel değil de daha ayrıntılı olsa da biraz daha bizi anlamaya çalışabilirler diye düşünüyorum. Ya sizi anlamaya çalışıyorum. Çok kısal bir şey oldu. En son sizi anlamaya çalışan öldü be. Dayanamıyor ki vücut da yok. Anlayayım olmuyor. Yani, ya tabii ki sabah ben anlamayacağım konuda. Yani. Bugün çok az konuşmayı düşünüyorum da. Şöyle de bir gerçek var. Bayanlar bazen kendi kendilerini bile anlayamıyorlar. Yani, bir bakalım güzel daha sonra. Bir güzel bir keşif. Hayır. Fatih sana geleceğim kusura bakma bekletiyorum. Ya şöyle şunu anlayamıyorum ben. Hadi hep anlamak isterim bayanları. Hadi kadınlar ne ister diye film vardı işte. Evet. Tam yanından geçerken hepsini duyuyor falan. Hadi kadınlar ne istediğini biliyor. Şunu anlayamıyorum mesela. Bir insan sadece erkek arkadaşıyla buluşacaksa. Benle atıyorum. Benim kız. Ve ben diyeceğim ki ona gel senin için Eiffel Kulesi'ni kapattım. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Biz bizeyiz. Sadece biz bizeyiz. Kimse görmeyecek bizi. Alacağım seni. Helikopterle hop bırakacaklar. Sadece kimse görmeyecek seni. Ona rağmen bu kadar ay bu ayakkabı olmuş mu? Bu onu niye düşünüyorsun? Sadece ben göreceğim ve ben seni o kadar çok seviyorum ki o Eiffel Kulesi'ni senin için kapattım. Sen hala hazırlanmak için beni bekletiyorsun. İşte bunu anlayamadığım ama için. Ama bir şey söyleyeceğim. Kendine güven vardı ama. Ama canım bir şey söyleyeceğim. Mesela erkekler de atıyorum mesela bir bayanın süslenmesinden çok şikayetçisiniz. Tamam doğru haklısınız ama kendine bakmadığı zaman da bu sefer şikayetçi oluyorsunuz. Yani bu ne bu paspallık? Ama işte, bu ne bu hal? Ama ikisini ayırmak lazım. Şunu ayırmak lazım. Bir tanesinde yani ya bir tanesinde bir yere gideceğiz. Yani 10 dakika, 1 saat bir çay içip geleceğiz. Bu kadar hazırlanmana gerek yok. Anlamı var. Bir de evdeki bakımsızlıktan erkekler genelde şikayetçi oluyor. Yok, evdeki hani, bir de hani atıyorum evlendikten sonra kadınlar artık evlendik hani bırakalım kendimizi salalım düşüncesinde olduğunda da bence evet. Öyle düşünüyorlar erkekler. Yani baksın yanımda gezdirdiğim bayan biraz daha hani dış görünüşüne önem versin, hoş görünsün. Yani yanımda gezdirdiğim derken yanımda olan. Benim temsil eden, yani benimle beraber olan. Beni temsil eden cümlelere çok dikkat edin. Yani gezdirdiğim derken evet. İnsanı yanımda gezdirmem yani. Birlikte taşırız, birlikte gideriz. Tamam, işte taşıdığın an, yani taşıdığın kişi olarak. öyle istiyorlar. Hayır doğru yani. Gezdim evet. Anlamında şey yani. Birlikte gezmek yani, anlamında. Evet. Hani erkek güçlü olduğu için böyle bir şey. Fatih'le konuşacağız. Fatih İzin de... verirsen. İşte benim her gittiğim yerde illa bu oluyor. Hani ya aksilik çıkıyor ya bir konuda bir abi, illa bir sıkıntı oluyor. Evet abi. Reklama gireceğiz. O zaman kalmadı. Şimdi Fatih'te bir reklam arası. Döndükten sonra direkt Fatih'e söz verelim de hani. Fatih bir soru soracağım. Sor. Ay iş döndükten sonra. Tamam. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Reklamlardan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Fatih'te kalmıştık. Fatih'e bir sorum olacaktı. Fatih tekrar hoş geldin. Bu arada. Hoş bulduk. Karşı cinsi anlamayla ilgili konular konuşmuştuk. Sen karşı cinsi anlamak için çaba sarf ediyor musun?
Benimki gırgır şamataydı yani. Sen ciddi anlamda. Empati yaparım. En fazla yaptığım şeydir. Bu karşı cinsi değil. Kendi hemcinsimle de aynı şekilde. Yani insanda hani sen nasıl tepki almak istiyorsan öyle davranman gerekiyor aynı zamanda. Karşı cinsi soruyu unuttum ben. Küstük falan değil burada. Hayır hayır. Karşı cinsi anlamak için. Mesela şunu anlıyor musun? Bu kız şu an bana neden bu kadar sinirlendi? Sokuyorsun beni. Buraya sokuyorsun. Oradan çıkartıyorsun. Soruyu soruyorsun. Ondan sonra ne yapayım? Şoka giriyor ya. Kim var oğlum? Fatih Allah aşkına. Ya sen buradan gidelim ya. Şunu soracağım. Sen bu kız neden bana şu an bu kadar sinirlendi? Bir türlü anlayamıyorum deyip de anlamaya çaba sarf ediyor musun? Yok hani ben Fatih, küçüklüğümden beri lider bir ruhlu bir insanım. O yüzden etrafımdaki çok iyi gözlem yapıyorum. Hani yaptığıma inanıyorum. Ve insanların hani bir gözünün düştüğünü veya suratının düştüğünü o anda gözündeki o pırıltının gözüm düştüğünü dedim onu toparlamaya çalışıyorum. Hani gözünün pırıltının kaybolduğunu. Şöyle bir şey. Benim en çok dikkat ettiğim şey insanların gözünün parlamasıdır. Bir insanın gözü parlıyorsa yaptığı işten ve hayattan zevk alır. Yani bir insanın benim için önemli olan buydu. Evet. Buydum. Kız arkadaşın var mı? Yani onu kız anlamaya çalışıyor musun? Soru o ya. Evet. Esra Erol'a çıkmadan önce vardı. Kız arkadaşın yani var mı? Yani onunla ilgili onu anlamaya çalışıyor musun? Yani oralardan gidelim. Yani sadece kız arkadaşın yani bütün kadınları anlamaya çalışıyoruz. Konu şey kadın erkek ya, o yüzden siz kadınları biz erkekleri anlatacağız. Hı hı. O yüzden hani kız arkadaşınla mesela hani anlıyor musun? Beni anlamıyorsun. Ya da seni anlamak için çaba sarf ediyor mu? Mesela kız zaten beni anlamak için çaba sarf eden ne olur? Olmayanla zaten olmaz. Sen de o zaman... Anlaşılmaz biri misin? Gülten Hanım ben çıkayım mı? Ya Gülten ya. Anlaşılan biri misin? Biz abla kardeş konuyla. Anlaşılan biri misin? Anlaşılmaz mı? Anlaşım çok rahat, yani çok doğal bir insanım. Yani. Hani mesela şu anda sana sinirleniyorsam hemen belli ederim. Hani parlarım. Yani yalan dolan yok. Açık sözlüyüm diyorsun. Hani erkekler hani yani arkasını tutamıyor dedi ya Cumhur. İki gün sabredebiliyorum. Evet. Onu da sabredemiyorum ben direkt. Tabii söylemek en iyisi. Gülten Hanım, Serap Bey size bir şey soracağım. Zor olmaz. Hayır. Kadınla erkeğin mesela siz bayan olarak erkek hakkındaki düşünceleriniz evlendikten sonra yıkılıyor mu o tabula? Yani ya böyle değilmiş erkekler ya. Ön yargılarım vardı. Evet, hayır. Hayır, benim erkeklerle ilgili ön yargılarım yok. Ben ataerkil bir aileden geliyorum. Yani erkeğin çok önemli olduğu, erkeğin ön planda olduğu, kadının daha arkada ve destekleyici olduğu bir ailede, kalabalık bir ailede büyüdüm. Ben evliliğimde şunu söyleyebilirim. Hani bu evlilikte ben geri planda kalmak, erkeğin arkasında kalmak zorunda kalmadım. Hani tam sorduğun sorunun cevabı da bu. Yani bu anlamda farklılık var. Yetiştiğim aile kültüründen tek farkı evliliğimin bu. Bundan da çok memnunum. Sedat Bey siz, size şu anlamda soracağım. Sizin mutlaka hastalığınız olduğu için bayanlara bir bakış açınız daha farklı yani. Daha farklı derken bir de onların şeyine bakıyorsunuz. Ruhsal sağlığına. Hayır şimdi hadi. Yani çünkü şimdi görüyorsunuz ya bu kadınla ne kadar problemli diyorsunuz. Eşinize de öyle bakılıyor mu yoksa benim bir bayanlar tabum vardı, eşinde de bunun sıkıntısını çekmiyor mu diyor musunuz? Yoksa bütün bayanları genelleyip eşinizin de kalbini kırdığınız oluyor mu? Soru çok karıştı gibi ama hani... Anladığın şekilde cevap. Anladığım şekilde yanıt vereyim. Anladığım şu, hani işimdeki kadınlar sorunlu evet, diye evet. Kadınlar aman sorunlu bunlar, vay ne biçim yaratıklar gibi bir algım yok. Bir kere o iş benim işim sorun çözmek. Bir de bana gelenlerin hepsi kadın değil ki. Yani erkekler de aynı derecede sıkıntılıdırlar ama erkekler yardım istemez. Yani eşleri ya da anneleri getirir bize. Erkeklerde yardım istemeyle ilgili bir defekt vardır. Yani erkekler yol sormadıkları gibi psikiyatriste de gelmezler. Böyle bir sıkıntı var. Bir de kendimizi ifade etmekten biz daha sıkıntılıyız. Yani dil yeteneği anlamında kadınlar rahatlıkla sorunlarını konuşuyorlar. Yani biz bu konuda biraz daha yardım istemek bize zayıflık gibi geliyor erkeklere. Kadınlar bu anlamda hani böyle bir şey genellemiyorum. Ön yargım var mı? Düşünüyorum hani şimdiki halimi demiyorum da üniversite yıllarını falan diyorum. Tabii bir sürü ön yargı var. Çünkü kadın ve erkek algısını kültür belirliyor. Hı hı. Sana anlatıyorlar böyle. Kadın şöyledir, o böyledir, böyledir. Yetişiyorsun, öyle gidiyorsun. Ama evlendiğin zaman tabii ki gerçeklerle yüzleştiğinde ki bunu anlamak da bence mümkün değil. Hani birlikte yaşamak, nişanlılık, hikaye bunlar yani. Bir kadınla erkeğin seyahat etmeden, birlikte yaşamadan, hayatını sürdürmeden bunu oturtması bence çok zor. Ön yargıların kırılması çok zor.
bence ilk evliliklerinde herkesin ön yargıları vardır. Muhakkak. Mutlak. Bence vardır yani. İlk ilişkilerinde. Size bir sorum olacak Sedat Bey. Hani zaman zaman hani insanoğlu herkesin problemleri, sorunları olabilir. Eşinize hiç bir hastanız gözüyle baktınız oldu mu? Ben onun önce hastasıydım zaten. Hasta değil. İlişkide kalıyordu hasta bilgileri. Hastasıydım. O hali gizli kalıyordu yani. Hani kullanmıyordu. Oo, yani yıllar önce ama hala bir danışmaydı. Aslında çok da karmaşık bir... Kastettiğim ben hastayım öykü. Değil, ben sana hastayım anladım. Ha. Kanıyı kapat. Yok. Siz yıllar bakıyor musunuz yıllar... böyle ya benim yok. Eşimde bu problemler şimdi, başladı diye. Şimdi mesleki bir alışkanlıkla tabii ki hani baktığında hukuki sorunu nasıl görüyorsa ya da sizler hani biyolojiyle ilgili bir şey yaprağı maprağı muhtemelen dışarıdakinden daha fazla farklı bakıyorsunuzdur. Tabii ki var olan bir semptomu görebiliyorsun, bulguyu görebiliyorsun ama hani ben ne öyle bir sorunu getiririm, ne gittiğim sosyal ortamlarda böyle bir şey. Asla konuşmamaya da özellikle de özen gösteririm. Yani bu beni rahatsız da ediyor. Zaten öyle bir anlayış var böyle hani bakınca anlıyorsun sen değil mi filan de. Ya öyle minimliğimiz, medyumluğumuz yok. Yani öyle bir şeyimiz bizim, yok yani. Bizim bir arkadaşımız vardı bize misafir geldiğinde. Ya dedi ben elimi ayağımı nereye koyacağımı bilemiyorum dedi. Sanki böyle ruhumu kafamdan geçen her şeyi okuyor falan gibi geliyor dedi. Sedat Bey'le ben hiçbir şey okuyamıyorum Sedat dedi. Sedat Bey'le ben de ilk karşılaştım da öyle olmuşsun. Evet söyleyeyim. Şimdi insan ne yapacağını şaşırıyor çünkü. Çünkü mesela şey yapacakmış acaba? Gibi geliyor. Sanki oradan çıktıktan sonra senin hakkında rapor hazırlayacakmış gibi geliyor. Hazırlasın bari düzgün durayım. Sedat Bey'le ben ilk tanıştım da ya. Eli sıkınma, işte eli sıkarken ne haber diyeyim, hadi özgüvenliyim, hadi vurayım mı, ne haber falan. Ondan yok ama öyle bakmıyorsun. Yok bakmıyorum. Sadece mesela çocuklarla ilgili teknik bir sorunu konuşurken ya da bir sorunu konuşurken teknik açıklama anlamında faydalanıyoruz değil mi? Yani faydalanıyoruz psikiyatriden, hukuktan. Ama bir de belki çok vaka görüyoruz ya ikimiz de böyle çok zor şeyler gördüğümüz için galiba yaşadığımız normal ve sakin hayatın kıymetini de anlamamızı sağlıyor. Yani bu faydası olduğunu düşünüyorum. Yaşam tecrübesiyle de ilgili. Bizim evet. Yani yaşam tecrübesi ve mesleki tecrübe. Paralel tarafları çok. Evet. O ikisinin birleşiminden dolayı hani bu yaştan sonra daha böyle aman geçmişte problem ettiğimiz şeyleri problem etmiyoruz. Bence hayata bakışımız buna yarıyor bence. Yani değişiyor. Ve aslında hani sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu. Yani huzurlu olmanın, akşam oturup ne kadar önemli yan yana olduğunu falan. Onları anlıyorsunuz yani. Bu yaşın güzelliği de bu. Siz böyle görenler de evlenmek isteyecekler devamlı değil mi? Çok güzel anlatıyor. Evlenmek yani bunları biraz erken anlamak toz pembe şey yapıyorlar yani. Ama yani sizinki toz pembe maşallah diyelim. Ya biz maşallah. İkimiz de evlilikten ödü patlayan insanlarız yani. O kadar zor böyle evlendik ki yani bu anlamda. Ama bu toplumda birlikte bile sağlıklı bir ilişki yürüteceksen bu gerekli oluyor yani mecbursun. Bence iyi bir ilişki ve tüm antidepresanlardan daha iyi, çok sağaltıcı, çok iyi gelen ve insanı motive eden bir şey. Kötü ilişkide insanı acayip aşağı çekiyor. Peki. Yani ilişkide ortası yok, o çok kötü. Ya sizi... yani bu, ben buraya aradaki araya gireceğim burada. Şimdi sizin yaşlarınızda nasıl aşık olduğunuzda ayaklarınız yerden kesiliyor. Her şeye daha fazla enerjiniz oluyor. Benim o yıllarım öyleydi. Hani aşık olduğum zaman. Hala da öyle. Böyle daha da öyle. Tabii geçmedi ama hani o enerji, sizdeki o enerji olmuyor. Şunu anlatmak istiyorum. Bu yaşlarda evde huzurluysanız, mutluysanız, çocuğunuzla, eşinizle huzurunuz varsa işte de verimli oluyorsunuz. Ama özel yaşamınız kötü gidiyorsa işte de hiçbir veriminiz olmuyor. Bir reklam arası verdim. Sonra Merve'den... Röportaj arasında mı? Merve reklam dedim değil mi? Evet. Röportaj. Röportajlarımıza bakalım arkadaşlarımız diğer sorularımıza neler cevap vermişler. Ondan sonra tekrardan devam edeceğiz. Bir bayan olarak dışarı çıkıp giyinip hazırlanırken dış görünüşün konusunda kendin için mi yoksa diğer bayanlar için mi ya da erkekler için mi süslenirsin? Bu soruya herkes kendim için yapıyorum tabii ki diyecektir ama bazı mesela depresyon durumlarında evet olabilir hani kendimi iyi istediğim diye ama bence bir kız genel olarak erkekler için de değil diğer kızlara göre daha güzel olmak için giyinir diye düşünüyorum. Bence kadınlar için, çevrelerindeki bayanlar için sarf ederler. Yani biliyorsunuz tipik şeyler, sen de bilirsin yani. Kadınlar, ikisi de bence. Sen hangisine önem veriyorsun? İkisine de önem veriyorum. Hani... Bir kadın için de giyinir, bir erkek için de giyinir. İş hayatında eğer kadının çalıştığı ortam kadın ağırlıklıysa özellikle dikkat et. Çünkü bir rekabet ortamı vardır bir nevi.
O yüzden hani ikisine de dikkat ederim, edilir diye düşünüyorum. Ya bence bu kadınlar arasında bir rekabet olmuş sanki hani. Kadınlar daha karşı cinsten daha çok birbirlerini kendilerini kanıtlamaya çalışıyorlar gibi bir durum söz konusu. Daha çok diğer kadınların ne düşündüklerine önem verirler. Kesinlikle kadınların, çünkü hani sadece erkekler için giyinmek diye bir şey yok bence, ama sadece kadınlar için giyinmek diye bir şey var. Mesela kız arkadaşlar birbirleri bulunduklarında da çok süslü olurlar genelde. Bu yüzden direkt kadınlar için diyebiliriz. Ya bu tartışılır bir konu da genelde hemcinslerimizle daha bir yarış halindeyiz sanki. Peki kadınların yapamayacağı işler var mıdır? Ya yoktur. Sadece bence askerlik işini erkeğe bırakalım derim ben. Çünkü bilek gücü gereken, ama nişancılıkta kadınlar daha iyi diye duymuştum. Çünkü elleri titremez kadınların, erkeklerin titrer. Bu da bir dipnot olsun, bir bilgi yani. Kadınların yapamayacağı işler. Tabii ya, erkekler bedensel olarak daha güçlü olduğu için, yani atıyorum bir inşaat işçisi olarak ya da hamal gibi işlerde tabii ki zorlanır, ama hani bedensel güç gerektirmeyenler işte kadınların başarılı olabileceğini düşünüyorum. Kadınların yapamayacağı bir iş. Kadınların yapamayacağı bir iş yoktur, ama erkekler her konuda kadınlardan daha iyidir diyebiliriz. Var. Bahseder misin biraz? Ya mesela madende çalışamaz. Çok zordur da. O işin esprisi yoktur herhalde ya. Yani yapar. Kadın kendine güvendikten sonra. Tabii ki de vardır. Mesela kadınlar her koşulda çalışamazlar. Ama erkekler öyle değil. Her koşulda çalışabilirler. Bu konuyu biraz açabilir misin? Mesela yapı işleri, inşaat işleri. Bir bayan çalışamaz burada. Ama erkekler her iş olsa yaparlar. Derler ya, taşı sıksam suyunu çıkarırım. Öyle bir şey. Yok, düşünmüyorum. Her şeyi yaparız diyorsun. Yaparız, yaparız kesinlikle. Kesinlikle. Vardır. O da ama yanlış anlaşılmasın sözüm. Kadın erkek eşitliğine inanan birisiyim, ama bazı fiziksel güç gerektiren, hatta yasalarla bile kadınların yapamayacağı işler var. Bu tarz işler, yani özellikle güç gerektiren işlerin kadınların yapamayacağını düşünüyorum. Kadın ve erkekten iyi arkadaş olur mu, yoksa ateş barut hikayesi doğru mudur? Yo, bence kadın ve erkekten daha iyi arkadaş olur kadın yerine. En azından birbirini çekememezlik tarzı şeyler ortadan kalkar. Böyle düşünüyorum. Ateş barut hikayesi de doğru. Fakat bir erkekle bir kadından da iyi dost olunabiliyor. Bazı konularda erkekle kadın daha iyi anlaşabiliyorlar. Anlatmak istedikleri şeyleri birbirlerine daha iyi ifade edebiliyorlar. Daha seviyeli bir muhabbet kurabiliyorlar. Ama erkekler öyle değil. Biraz daha muhabbet ilerledikçe seviye daha alt noktalara gidebiliyor. Evet, ateş barut hikayesi diye bir şey var. Çok gördüğümüz, yakın arkadaşlarımızdan da gördüğümüz bir şey. Ama bir kadın bir erkek bence çok da güzel arkadaş olabilir doğru kişileri bulduğunuz zaman. Belki iki kızdan ya da iki erkekten bile daha güzel arkadaş olabilir. Çünkü karşı cins açısından da olaya bakabilirler diye düşünüyorum. Ha, olabilir tabii ki. Olur yani, kadın erkek olabilir. İyi dost olabilir. Var yani yakın dostlarımız. Ateş barut hikayesine inanıyor musunuz? Ya şimdi ya işte kişisine göre değişebilir bu olay desem daha doğru olur. Yani hani nasıl desem, bir olayın başlangıcı çok önemlidir bence. Sonuçta bir olay bir kardeş gibi başlamışsa kardeş gibi devam eder. Ne bileyim, zamanla arkadaşlık farklı şeylere dönüşebilir. Bunlar olabilir, ama ben dönüşmemesi daha doğru diye düşünüyorum. Yani ben o ateş barut hikayesine inanmıyorum diyeyim. Olabiliyor ama dediğiniz tarzda istisnalar da çıkabiliyor, ama kesinlikle şey diyemem yani. Kadının erkekten arkadaş olmaz diyemem. Ya ben bence de kesinlikle kişiye ve duruma bağlı bir şey bu. Hani çok iyi arkadaş da olabilir, hiçbir şey olmayabilir, ama bir şeyler de olabilir. Bunu biz bilemeyiz yani. Yok, kadın ve erkekten iyi arkadaş olur. Eğer kafalar uyuşuyorsa iyi arkadaşlıklar oluşabilir. Aslında iyi arkadaş olur. Eğer erkeğin kadına içten bir duygusu yoksa olur, ama kadın hani kadında problem olmaz, erkek tarafında sıkıntı olur diye düşünüyorum. Çünkü eğer öyle bir şey olmasa, erkek tarafına o arkadaşlık bozulmasa, o arkadaşlık gayet iyi sürdürülür diye düşünüyorum arkadaşlık olarak. İkinci röportajlarımızda bunlardı. Bakalım soralım arkadaşlarımıza neler düşünüyorlar bu konu hakkında. Senden başlayayım Merve. Kadınlar biraz önce konusu geldi, röportajda da vardı. Kadınlar dış görünüşlerine
kendi cinsleri için mi yoksa karşı cinsleri için mi daha çok önemli oluyor diye bir soru soracağım sana. Bence kendisi için. Yani kendi cinsi ya da karşı cinsi önemli önemsemiyor. Sadece kendisi için önem veriyor. Çünkü ben kendimden pay biçiyorum. Dışarı çıkarken o anki ruh halim nasılsa ona göre davranıyorum. Bugün süslenmek mi istiyorum? Evet, süsleniyorsun, püsleniyorsun ve çıkıyorsun. Ya da bugün çok mu vasat hissediyorum kendimi? Bir eşortman altı giyip, bir kavşonlu vadi giyip çıkabiliyorsun mesela dışarıya. Bence kendisi için süsleniyor bir bayan. Aynı şekilde erkekler de bence öyle olmalı. Kendisi için kendilerine bakmalı. Ben böyle düşünüyorum. Peki erkeklere yeteri kadar, konuyu açtığın için söyleyeyim. Erkeklere yeteri kadar bakımlı buluyor musun? Şu dönemde... Gürten aslında... Hanım niye kafanızı sallıyorsunuz? Kamera sizi çekiyor şu an. Şu dönemde aslında kendilerine pek baktıklarını zannetmiyorum. Çünkü gerçekten de çok doğaçlama davranıyorlar. Yani aklıma ne geldi biliyor musun? Hani şimdi gençler böyle popoların yarısında pantolon giyiyorlar ya, ağları aşağı. Tuning, tuning. Ay, erkek mi, başka kadın bir mı? Adı. Erkek. Ha, tuning giymez erkek. Hayır. Yani düşük bel pantolon. Şey işte, düşük pantolon. Neyse o yani bana hani erkek komik o bakımlı bir erkek ya, mi yani? Modayı takip etme aşaması. Ya şöyle onun abartı olması da güzel duruyor. Ya. Yani çünkü biz 1990 kliplerini izliyoruz. Sizin zamanınızda izliyoruz da çok komik. Hakan Peker'in çekiyor buraya kadar kot pantolonu. Ha bize de bu... Efendim? O kadar değil. O kadar da değil ama yani düşüktü. Demek istediğini anlamıyorum. Bazı da çok kötü oluyor ama evet. Efendi bir şekilde çok hafif düşebilir. Ya olabilir. O abartılı olan abartılı diyorum ya. Herkes ama, aynı geziyor sokakta. Tüm gençler yaş grubu belli oluyor yani. Ama o da bakımlı değil. Gürten Hanım ama onlar güzel hissediyor. Aslında ona da bakımlı diyebiliriz. Kendine göre. Bakıyor. Ama evet, kendine göre modayı ya takip ediyor. Kızların da nesli neler var yani. Bir tane işte benekli çizme giyiyor. O çizmeni bilmiyorum. İşte leopar desenli bir çizme giyiyor. İçeriden pembe şey çıkıyor, çorap çıkıyor, üstte turkuaz tişört giyiyor, en sonunda saça da bir tane kuş kondurmuş. Bayağı izliyorsun. İzliyoruz değil yani. Bu kadar alakasız dinleyenler var, bilmiyorum bana katılır mısın? Belki modadır. Gerçekten çok alakasız. İşte düşün, yani belki... biraz önceki gibi o da modadır ya yani. Ya baksın kendine de erkek, nasıl bakarsa baksın yani. Hadi. İşte ama moda hayır, diye de tamam. Vasatın da altına inmemek lazım. Sen engel olacaksın. Bir şey diyeceğim. Ya avukatıyla çok konuşuyorum. Ben seyircilerimize karşı bir şey diyeceğim. Burada klasik Türk ailesini yaşıyoruz. Gülten Hanım ne zaman lafa girse alttan dövdü. Teknik atıyor. Sedat Bey devamlı dövdü. Konuşma artık. Bırakın kadını özgür konuşsun. Fakat Ayşegül Hanım biz bize programı gibi ikili konuşma gibi hani reklam süresi de sürekli akıyor diye ben... Yok yok. Hakan konuşmadı, gençler konuşmuyorlar. Ben de böyle merak ediyorum. Oradan enerji gelsin diye. Cuma'ya soralım mı? Sen çok güzel konuştun. Yani devam bayan edelim. Kendisi için. Kendine bakıyor dedin. Kendisi için kendisine sen bakıyor. Sen de ruh halini yansıtıyorsun. Yani diyorsun. Bence de olması gereken kendisi için insanın kendisine ne bakması. Ne sıklıkla kuaföre gidiyorsun yani? Özellikle hadi hiçbir şey yokken hadi ben buna illa gideyim falan. Evet yani hiçbir şey yokken sırf kendimi iyi hissetmek için gittiğimde oluyor. Anladım. Sorumun cevabı bu değil. Ne kadar sıklıkla dedim ama neyse. Anladım yani gittiğin oluyor yani sırf sen değil. Yani. Cımı? Sana şeyi soracağım. Kadınların yapacağı spesifik işler nedir yani en çok? Kadınların yapacağı işler yani derken meslek anlamında değil. Hani kadın ne yapabilir? Ne yapar yani? Sen karşındaki bayanla ne yapmasını istiyorsun ya da ona neyi yakıştırıyorsun mesela? Fiziksel anlamda mı yoksa mental zekadan mı bahsediyorsun? Tabii ikisi de yani. Hem evdeki eşin olursa eşin anlamında hem de mental anlamında kadın neler yapmalı? Kadın özellikleri desek aslında daha iyi. Ama işler diyeceğim ben ona. Sanki. İşler tamam. Mi diyeyim? İşler diyelim. Yani bence kadın bir kere güçlü durmalı, bir duruşu olmalı yani. Birincisi bu. Benim için en önemli faktörlerden birisi. Yani çok dikkat çekmeli mi? Kıskanabilirim. Çok dikkat çekmesi değil ama dediğim gibi bir kalite, bir duruş olacak yani. Hani böyle herkese dönüp bakmasın. O kadar da değil. O kadar da değil ama yani bir hoş olmalı yani. Onun dışında bir de çekip çevirebilmeli abi. Hani şöyle bir şey, erkekler ne kadar işte titiz olsa da ben kendimi düzenli diye biliyorum ama ben de değilim yani. Hani kadınlara bakınca mesela işte arkadaşlarımın arasında belki de o benim geçmişten gelen bir disiplinle alakalı. İşte eşyalarım yerinde olsun, işte hizalı olsun, bilmem ne olsun falan. Böyle bir olayım var ama yine de bakınca kadın daha toplu abi. Daha düzgün. Neden biliyor musun? Bir şeyleri çekip çeviren kadın. Ya şey de var. Mesela ben bunu yıllar önce fark ettim. Ya yıllar önce dedim ufakken. Böyle hadi annelerimiz o temizliği yaparken bir gün bir baktım böyle annem çekmeceleri çıkartıyor dolabın ve arkasını da temizliyor. Yani evet. Çekmeceleri çıkartıyor teker teker. Onu, ya dedim ki sen niye onu çıkartıyorsun dedim. Kimse görmüyor ki dedim o arka tarafı yani. Bırak çıkartma. O da dedi ki temizliği dedi. Bayan da kendisi için yapar dedi. Rahat etmesi için. O yüzden ben de mesela hayatta çekmeceyi çıkartıp da onun arkasına yapmam.
Kimse görmüyor. O da evime misafir gelirse çekmeceyi ben zaten düzeltirim de. Tabii. Bazen de mesela hani kadınların günleri oluyor ya. Benim annemle bakıyorum arada bir bayağı dip buç oralara giriyor. Ne oluyor? Biri bir şey düşürüyor oğlum diyor. Buralara bakıyor diyor. Buralara da temiz mi bu kadın diye bakıyorlar. Yoksa pasta böyle yiyor. Bir şey bir şeyle bakar. Kesinlikle yapıyorlar yani. O yüzden de temizlik yapanlar var. Peki. Tuğçe'ye sor. Ben bir devam edecektim abi. Bir de şöyle bir şey hani kadın işte yemek yapmak için mi var diyeceksin ama yani. Öyle bir şey demedim. Hayır. Söyleyeceğim şeyden sonra. Ben önce bir savunmasını yapayım. Sedat Bey bunun tıpta adı ne? Daha ben bir şey demeden kendini kalmaya geçiyor. Yani yemek yapmak için mi var diyeceksin ama abi kadının el becerisi olmalı ya. Yani ciddi anlamda işte bir şeyleri dedim ya çekip çevirebilmeli, bir şeyleri daha düzgün yapabilmeli. Yoksa ben de yapıyorum. Yani o zaman sadece kadına olan ilgi cinsellikten başka hiçbir şey kalmıyor. Yani sadece cinsellik oluyor bunları geçtiğimizde. Tabii erkeğin de yapabileceği şeyler var. Gitsin musluğu da erkek tamir etsin mesela. Ne bileyim elektrikli erkek uğraşsın çarpılıyorsa o çarpılsın gibi düşünüyorum ben yani. Aslında sen de çarpılmak istersin değil mi? Eşin çarpılacağına. Evet yani, desene. Ben güzel bir konu yapmışım. Bakıyor yüzüme. Sen mi çarpacaksın, eşin mi çarpasın? Ya kimse çarpılmasın. Ya on, gerek onların prizleri yani. Sigortalıyım işte. Dokunduğun anda sigorta atıyor. Ya ne gibi? Geçen Bahadır çarpılıyordu bu arada zaten. O kimin için çarpılıyor? Boşu boşu o atla beraber elektriği yapmak. Sonuçta peki. Yanlış noktalara girdik bacım. Bahadır'la mı yaşıyorsun? Sen Bahadır'la birlikte yaşadın değil mi? Bahadır ev arkadaşım. Doğru ama. Bir de Erdem var. Evet, üç beraber yaşıyorlar. Evet, geçenki programda da. Tuğçe, evet, kadının yapamayacağı işler var mı? Ya şimdi kesinlikle ya, buna dokunmasın bayan dediğin var mı? Yani işte bayan fiziksel olarak daha az güce sahip olduğu için tabii ki de hani yapmaması gereken şeyler var diye düşünüyorum. Yani bir ağırlık kaldırdığı zaman bir bayanın belinin ağrımasıyla bir erkeğin belinin ağrıması hani daha farklı, daha narin oldukları için. Yani evet. Ama kıyamam. Ona da sandık kaldırtılmaz ya. Yani evet, bunlar yapılmaz herhalde. Sonra bel fıtığı falan böyle. Bir de onunla uğraş. Yani. Bayanlar da gerek yok yani. Niye kaldırıyorsunuz siz onu ya? Ya ben kaldırmıyorum açıkçası. Peki mesela bir şey soracağım. Evde evliyken o akşam bir şey yapıyoruz. Eşin evde yok ya, şu sandığı kaldırayım ve temizleyeyim düşüncesiyle hareket eder misin? Yoksa eşimi bekleyeyim o kaldırsın sonra ben temizlerim gibi mi beklersin? Ama sen de dayanamaz çeker yok, misin? Yok dayanamam evet. Yani bir şekilde hani gücüm dolu şeklinde yaparım onu, ittiririm bir şey yaparım. Yani kaldırmasam bile bir şekilde yapmaya çalışırım çünkü ben rahat etmem. Az önce söylediğiniz gibi. Hani çekmecenin arkası. Ama kendi gibi düşünüyorsa sizin eşinizde. Ne gibi? Ya kimse görmeyecek nasıl olsa sandığın altını temizleyecektir. Ne diyorsunuz? Ben o düşünceye bakın. Annem sayesinde attım. Eskiden böyle düşünüyordum. Tutuldum ben ondan. Şimdi benim adımı piste çıkarttınız. Ben artık evet haklı. Annem haklımış yani. İnsan kendisi için temizlik yapmalımış düşüncesinde. Evet. Bence de öyle. Gülten Hanım eğer savaşı ilan ettiyse programımızın ve moderatör benim. Başlayalım. Başlayalım. Ya bu şekilde düşünüyorum. Ben her şeyi kendim için yaparım. Yani karşımdaki zaten beni öyle bir insan olduğum için kabul eder. Yani beni o şekilde kabul eder. Ve hani ben temizliği dediğim gibi yaparken şu kişi görecek aynı kadar pismiş diyecek diye değil. Tamam. Hani ben içim rahat etsin diye yaparım. Ne güzel. Fatih. Evet. Ama ondan da çok çekiniyorlar ya. Hani ay, pismiş derse falan. Ya, ben de onu çok gözlemliyorum. Ben bir şey anlatabilir miyim? Reklam 2 dakika var. Fatih gene sen de. Anne beni neyle yıkadın doğdum be gözünü seveyim. Sana sesleniyorum. Ben hemen hızlıca bir şey anlatabilir miyim? Bu çok şey bir konu tabii. Özel bir konu. Tanıdığımın. Ona da buradan saygılar göndereyim. Bir tanıdığım kocası evden gidiyor ve diyor ki kocası Allah'a emanet ol diyor. Bundan sonra diyor şey yani hakkımı helal ediyorum sana diyor. Sen de helal et diyor. Evden çıkıyor gidiyor kocası. Bu bayan da olayı anlatıyor. 3 gün aramış. Haber yok eşinden. Yani yok demiş herhalde. İntihar etti yani. Çünkü 3 gün haber olmayınca. Helalleştiğine göre. Helalleştiğine göre. Başlamış evi temizlemeye. Dedim niye evi temizliyorsun? Şimdi diyor misafirler gelecek. Cenaze. Sünnet, düğün, cenaze. Evde falan kalacağız diyor. Pis görmesin de evi diyor. Misafir gelecek diyor. Hala nerede? Ama mahalle baskısı var. Yani. Bravo. Sosyal evet, baskı. Fatih buyur biraz konuşabiliriz. Reklam geçti mi abi? Hayır geçmedi. Reklam anonsu daha yok da. Reklam oldu. Yedin sen benim dakikamı. Sana şunu soracağım. Sana kadın, avantaj verecek. Kadınla erkek arkadaş olur mu? Bu kısa bir giriş yap daha sonra devam edelim. Kadınla erkek arkadaş olur mu? Olur mu yoksa? Yani yakın arkadaş olur mu? Hani... Ya da ateş bot hikayesi doğru mu? Evet.
Evet. Ama bunu içtenlikle söylersen çok sevinirim. Yani eğer hani ne benim ilk hani ilk söylediğim gibi empati kurabiliyorsan, hani onun yerine kendini koyabiliyorsan, onun kadın olduğunu farkındaysan tabii ki olabilir. Ama eğer hani demin cümleyi cinsel obje olarak görürsen o zaman sıkıntı. Bakış açısına bağlı. Bakış açısı en önemlisi o. Sen reklam pasla, ben daha ayrıntılı olarak sana anlatacağım. Tamam. O zaman yani, şimdi reklamlarımız... Reklama bir dakika var. Bir dakika. Siz çıkın, biz halledeceğiz. Boşa geçirmeyen zaman bu demek. Sedat Bey nasıl? Yani bu bakış açısı o zaman erkekler tüm kadınlara cinsel obje olarak mı bakıyor? Benim inanılmaz iyi kadın arkadaşlarım var. Hayır, bakmasın diyordu. İnanılmaz iyi. Tam tersini söyledi. İnsan olarak baktığında bence hiçbir fark yok. Ha, şu var, etkilendiğin kadınlar olabilir, erkekler olabilir. Ama bu başka bir tartışma konusu. Yani lokantada her gördüğün yemeğe ay çok filan deyip girmiyorsun ki. Bu bir... Kendinle ilgili. Yemek olarak mı baktınız bayanlar? Bunu nasıl panik yaratacağım? Yanlış anlaşılmışım herhalde. O zaman şimdi reklam arası verelim mi? Reklamlara girelim. Daha sonra devam edin. Kaldığımız reklam. Yerde. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Kadın erkek arkadaş olur mu? Yoksa? Bence olabilir. Olabilir mi? Fatih de öyle düşünüyor. Ama ben... Öyle mi düşünüyormuşum? Az önce öyle söyledin. Evet, devam. Eklemek istediğim şeyler var mı? Kadınla erkek zıt kutuplar olabilir, farklılıklar olabilir ama bu hani demin hep elma örneği veriyoruz. Elmayı tam böyle ortadan ikiye böldüğünde hani bıçakla kesmiyorsun bunu. Bir kısmı bu tarafa girintili olur, bu tarafa çıkıntılı olabilir. Hani tam olarak aynı değiliz. Hı hı. Onlar birbirimizi tamamladığı için arkadaş olabiliriz. Aynı şeyleri, yapamadığın şeyleri paylaşabilirsin. Peki. En samimi arkadaşın olabilir mi bayan senin? Yani benim... Ya benden kaynaklanan bir sorun var. Benim çok uzun süreli dostluklarım, arkadaşlıklarım olmuyor. Çünkü hani dedim ya hep baştan liderlik ruhu geliyor diye. Hani bir yere kadar ilerliyoruz. Sonra o insanlarla çok fazla hani... Bu arkadaşlıktan oturmuyorsun. Dostluk kavramını ben de kendimle geliştiremedim. Bu benim en büyük zaafım. Arkadaş olarak görüyorum insanları genelde. Veya dost gördüklerimden kazık yedikten sonra akıllanıyorum. Böyle yani. Sitemli ya bugün. Cumhur'a da dost demeye başladım ama inşallah programdan sonra. Sedat Bey bir şey soracağım. Bir erkeğin normal kız arkadaşlarına devamlı şey gözüyle bakması bir hastalık mıdır? Yoksa normaldir ya, bu adam kızları görüyor. Şimdi aşık olması normal. Yani 25 yaşına kadar testosteronlar böyle zirve yapmışken tabii ki cinsellik daha fazla ön planda olabilir. Ben kadın erkek arkadaş olabilir mi ile ilgili şunu düşünüyorum. Yani erkek erkekte, yani kadın kadında. Sınırlara dikkat edersen ve böyle bir eğilim olduğunda ya ben böyle düşünmüyorum ya da bunu kendin sınırlarsan bir sıkıntı olmuyor. Bu insani bir sınır gibi geliyor bana. Hani ona çok izin verme. Hani kanka olabilirsin de yani mesela ben işte ev arkadaşı olsam, dördüncü ev arkadaşı, abicim çok iyi tanıştık bir Cumhur'cum, hani birlikte sarılıp yatalım dem, yani sınıra dikkat edersen tabii sorun olmaz bence. Cuma'da sizin bir tekliğinizi kabul edersen. Sonu kaç? Çok enteresan konular. Bu anlamda sınırlara dikkat edilirse, benim de Hakan'ın tersine yani 35 yıllık dostluklarım var. Benim çevremde birinci halkam çok uzun sürelidir. Yani 20, 25, 30 yıllıktır. Ve kolay girmez, kolay da çıkmaz oradan. Bunların içinde yani çok sayıda hatun var yani. Ve onlar çok da kaliteli insanlar, eşimin de çok sevdiği insanlar değil mi? Yani çok kaliteli insanlar. Yani hani, niye öyle bakayım ki ona? Asla da öyle bir sınır aşımına izin de vermem, onu yitirmek istemem ki. Yani hayat koşulları bazen insan yok kardeşim. Yani sizin yani, yaşınız biraz olgun olduğu için hani siz çok güzel düşünüyorsunuz. Hep zaten ideal olan yani da bu. Eğer ilişki ya da cinsellikse bunu yapacak dünyada 3,5 milyar kadın var. Ama dost zaten 5-6 tane var yani. Şöyle demek istiyorum. Hani ben daha 22 yaşındayım. Yani 5. sınıfa kadar bir belli bir okula gittim. Orada bir arkadaşlık edindim ve oturduğum mahalleden farklı bir semtteydi. Ondan sonra ortaokulumu başka bir okulda okudum. Derken orada bir arkadaş çevresi edindim. Hani 5. sınıftaki mesela daha çocuğumu anlayamadım. O zaman ilkokuldaki arkadaşlarımı göremedim. Sonra ortaokula geçtim. Ortaokuldaki arkadaşlarım farklı, mesela liselere gittik. Hepimiz farklı yerlere gittik. Bazılarımız okulu bıraktı. Bazılarımız Fen Lisesi'ne, Anadolu Lisesi'ne, değişik liselere gittiler, meslek lisesine gittiler. Biz görüşemedik, ideallerimiz uğruna ders çalıştık, kapandık.
Tabii ki paylaştığımız noktalar oldu. Ama hayat koşulları hani bu zamana kadar mesela üniversiteye geldim. Üniversiteye gelirken de lisedeki hani dost dediğim arkadaşlarım şimdi bir tanesi Bosna'da, bir tane kuzenim en yakın dediğim hani kardeşim dediğim Kıbrıs'ta, biri Denizli'de, biri hani ben Balıkesir'deyim. Hani dostum tabii ki var. Ama hani ne kadar görebiliyorum? Senede belki bir kere görebiliyorum, iki kere görebiliyorum ama o olduğunu biliyorum. Hani tamam. Bu düz zaten mesafeden bağımsız ki dost kavramı. Bizim de dostlarımız İzmir, Antalya, Bursa'da ama acayip çok bu bir araya geliyoruz değil mi? Yani düzenli olarak. Benim hani dostluk kavramı daha yakın olarak görmek istiyorum. Hani dostumsa daha çok paylaşmak. Daha çok paylaşmak istiyorum. Daha çok yanımda olsun istiyorum. Eğer dostumsa o bana hani farklı geliyor, sıkıntılı geliyor. Yani gözüne en yakın kestirdiğin bir hatun dostuna çabucak evlen o zaman. Öyle olabilir. Gülten Hanım, size bir soru sormak istiyorum. Şimdi eşinizle evlenmeden önce dost olarak yani arkadaş olarak mı başladınız? Evet. Nasıl hani nasıl i̇yi başladınız? İyi bir arkadaş mı? Rakip olarak başladık. Neden rakip? Ya hatırlasana ilk ben hasta ediyordum sana gönderiyordum. Müvekkil olarak. Git avukata git boşa onu. Bundan 11-12 yıl önce benden bir boşanma ya da bir şey davasıyla ilgili tazminat davasıyla ilgili fikir almaya çalışıyor. O aslında ben illa bana bir şey kabul ettirtmeye çalışıyor. Ben de hukuk nosyonum o dönemlerde hiç bilmiyorum, hukuku yok. Ya bu yazılamaz diye birlikte çalıştığımız Deniz Hanım da hani öyle bir rapor verelim diye sanırım daha iyi tanıyordu Gülten'i. Tüm kalkanlarım kalktı. Yani de orada demek ki büyük aşklar demek ki hep çatışmayla başlıyor. Ay evet. Peki çok ilginç ama sorun siz kaybettiniz Gülten Hanım. Hani Sedat Bey iyi bir dost mudur? İyi bir arkadaş evet, olur mu yani? Bu başlangıçtı. İyi dostluk zaten. Sonra biliyor musun dost olduğunu? Birbirimize iyi danışa dostluk. Danışa mesleki bir şey başladı. Sonra Gülten evlendi. Danışmanlık aldım arkadaştan. Evet, ben onu evlenmeye ikna ettim. Evlensen iyi olur dedi. Bu çok böyle bu anlamda karmaşık bir öyküdür. Şimdi kafasını vuruyor gerçi. Ama öyle düşünmüyorsunuz. Evet, öyle bir bakış açınız yok. Hayat sizi bambaşka bir noktaya getiriyor. Biraz önceki sorun da devamı bu. Yani bambaşka bir noktaya getiriyor hayat çok sizi. Çok iyi paylaşan, çok iyi... Çok iyi fikir alışverişinde evet. Bundan. Zor anlarında iyi yardımlaşan bir arkadaş gibi olduk yani. Ama yakın olamadık. Sonra bir olaylar oldu, benim başımın derde girdiği vesaire. Gülten orada hukuki danışmanlık verirken daha iyi dost olduk. Bu 2-3 yıl falan sürdü ama işte son 2-3 yıldır, 2,5 yıldır falan bu iş daha ciddileşti. Gerçekten de çok daha verimli, olabiliyor keyifli yani, hiç düşünmediniz. Bir şeye dönüştü bu. Son 4 aydır da. Benim 20 yılım daha var o zaman bunları görmek için herhalde. Yok, o kadar beklemeye gerek yok. Bu yaşıyorsun yani. Değil. Bu bizim yaşadıklarımız. Hiçbir ilişkinin formülü yok yani. Bunu tabii ki. Yani herkese farklı yani. Tedavisi farklı. Biz yani. Gerçekten iyi dosttuk. Çok iyi anlaşıyorduk. İyi paylaşıyorduk. İyi birbirimize destek veriyorduk. Hani benim bir zor anım olduğunda. Biraz gaza da gelmiş olabilir. Çünkü herkes bizi sürekli bir yerde yakıştırıyor. Ayrılığa gitmesin bu olay. Ben gazla öğreniyorum. Şey diyor, bir fikre var hani. Elektrik, nasıl elektrik aldım anneannemden, dede diyor. O da diyor ki bizim zamanımızda elektrik yoktu. Gazla gidiyorsun. Bayanlara sormadık Merve. Erkekten dost olur mu? Yoksa bu erkeklerin hepsi aynı mı diyorsun? Erkekler biri ayrılır. Şimdiki gençler nasıl? Balıkesir Üniversitesi'ndeki gençler, genç erkekler nasıl bakıyorlar? Ya da aslında evet, kızlar. Bakış açısıyla kaynaklanıyor. Yani ondan kaynaklanıyor. Bir kişiyi gerçekten de dost görmek istiyorsan evet görebiliyorsun. Ama zamanlı şartlarının ne getireceği gerçekten de belli olmuyor bir yerden sonra. Çok iyi dostun olup bir yerden sonra hani... Olabilir dediğin zamanlarda oluyor açıkçası. Ne güzel açık erkek. Niye yani, olmasın ki diyorsun? Hani ben bununla çok iyi anlaşıyorum. Şahit bu şeyle onu soracaktım da güzel bir konuya temas ettim. Niye olmasın diyorsun bir yerden sonra? Hani ben bununla çok iyi anlaşıyorum. Belki ilişkimde de çok iyi anlaşabilirim dediğin insanlar da var. Ve denemeye çalışıyorsun aslında. Böyle de olduğu oluyor. Ama tabii bazı dostların var. Bunlarla da kesinlikle olmayacağını biliyorsun. Tabii çünkü ki. Onlarla sınırını koyuyorsun zaten. O söylese bile sen diyorsun ki hayır, böyle bir şeye ben hazır değilim ya da istemiyorum dediğin de oluyor. Bence böyle olabilirdi aslında. Zamanını getireceğini kimse hiç bilmiyor. Aslında birazdan röportajlara geçeceğiz ama burada son bir sorumuz kaldı. Ateş Barut hikayesi gerçek mi? Tekrardan onunla ilgili bir genel görüşleri alalım, ondan sonra röportaja geçelim. Şunu onu Tuğçe'ye soralım. Tuğçe bu bölümde şey yapmayalım da. Tuğçe şunu soracağım sadece. Ateş Barut hikayesi şundan gerçek mi diye soracağım. Senin çok samimi olduğun erkek arkadaşların var değil mi? Normalde. Evet.
Hiç ummadığın birisi gelip de ya Tuğçe ben senden hoşlanıyorum dediği zaman püh ahlaksız ben sana dost gözüyle baktım mı dersin yoksa olabilir ya sen de insansın mı gözüyle bakıyorsun? Yani ya da ateşle boğutun işte ona söyleyeceğim. Ateşle boğutun gerçek olduğuna inanıyor musun yani? Yani ateşle boğutun o çok farklı bir boyut dediğim gibi biyolojik bir boyut. Şimdi hormonlarımız Sedat Bey'in de dediği gibi hormonlarımız etkili. 25 yaşına kadar yani ben en üst seviyede yaşıyorum. Erkekler de aynı şekilde. Yan yana durduğun zaman bir etkileşim tabii ki de olabilir. Yani bunları kesin çizgilerle ayırmayalım. Ama ben bir dostum, çok uzun yıllarca dost olduğum bir erkek arkadaşım bana gelip böyle bir şey söylediği zaman ağlarım, hani yok hayır hayır yapmam. Tabii ki üzülürüm. Hani bende hani eğer ona bende ona karşı bir şey yoksa tabii ki üzülürüm. Yani bu ilişki ama farklı. Yadırgamazsın değil mi? Evet yadırgamam. Normal yani, karşılarım. Hani normal karşılarım şunu öğrenmek isterim. Hani bu durumu ben istemiyorum. Ama sen istediğin için de bu yola girmeyeceğiz. Ama hala benimle dost olmaya devam edebilecek misin? Hani bunu ben biliyorum ama. Ama edilmez artık da. Yani evet ama çok ben de ama dostumu kaybettiğim için tabii ki çok üzülürüm. Yani o ayrı bir boyut. Bence de o kaybetmesi, Cano sakın söze gelme. Geçti ya. Ama o da çok üzülüyor. Bence o da belki kaybetmemek için gerçekten seviyorsa söylemesin. Var. Edilir de var yani. Yani tabii öyle sadece de yanında durup bakmayla yetinsin. Ama denemeden de olmaz. Belki rüyasında öper. Böyle bir iman bugün ne yapacağız? Ben herkese olur. Deneyecek miyiz o zaman? Orada da bir sıkıntı hayır, var. Yani oradaki biyoloji nedeniyle o sınır hani o ya, o sınırı aşmamak gerekiyor. Yani orada bir sorun var. Hani akşam bol bol alkol alıp hava güzel, gitar çalıyor, sahilde müzik güzel filan böyleyken. Tam ben de söyleyeyim demek. Tam da böyle ya. Hani sen de sarılıp yapalım, aşık olacağına da oluyorsun. Yani. Kim yani, olursa kimse aşık olursun. Kesin aşık oluyorsun o da. Cancı mı? Sedat Bey, yani. Sedat Bey hürmeten araya girmesine bir şey demedim. Röportaj var. Tamam. Ama devam edelim. Ya geldik az hep sen konuş. Röportajlama, üçüncü röportajlarımız mı? Evet, üçüncü röportajlarımız. Arkadaşlar bizi tanıyorlar ya, altta böyle imalar geliyor gibi bir şeyler oluyor. Şimdi üçüncü röportajımız var, sonra tekrar röportajlardan sonra imaları da açıklarız. Evet. O şekilde neler devam ederiz. Dönüyor bakalım üniversitede. Üçüncü röportajlarımız geliyor, daha sonra tekrar değerleriz. Peki kadınlar mı daha iyi yöneticidir yoksa erkekler mi? Tartışmaya bile gerek yok, erkekler daha iyi yöneticidir. Şimdi ben endüstri mühendisliği okuyorum dedim zaten. İnşallah hepimiz yönetici adayıyız. Şöyle bizim sınıfa ilk önce şunu söyleyeyim. İlk geldiğimizde 47 kişi kontenjan ve 40 tanesi kız, 7 tanesi erkekti bunların. Yani demek ki kızlar daha çok yönetici olmaya aday. Ama eğer ki erkek yönetici daha fazla başarılı oluyorsa bence bunun sebebi kadınların biraz daha fazla duygusal olması. Kadınların düzenli olması ve nasıl desem, demin dediğim ya şeytan daha fazla düşünme şeyi var. Hani daha pratik olabiliyorlar çoğu konuda. O yüzden ben kadınlara daha yönetici olacağına inanıyorum ama erkeklerin de nasıl desem, ya bir karizma diye bir şey vardır yani. Erkek daha bir onda iyidir diye düşünüyorum yani. Tabii ki kadınlardan. Bu işin konumuna göre değişir. Nasıl söyleyeyim? Belli yerlerde kadınlar daha başarılıdır. Daha iyi yönetici olabilirler ama erkeklerin de daha iyi yönettiği yerler vardır. Buna ilk Aylin cevaplı bence ikisi de hani bu konuda eşit. Sonuçta herkesin yani her cinsin kendine ait farklı özellikleri var. Hepsinin iyi yanları kötü yanları var yöneticilik çapında bakarsak eğer. Hani yani burada kesin bir ayrım yapılabileceğini ben düşünmüyorum. Ben de hani çok büyük bir ayrım noktasına varmadan şöyle ancak örnekleyebilirim. Çok başarılı kadın yöneticiler var. Çok başarılı erkek yöneticiler de var. Ama genele bakıldığında sanki erkeklerin sayısı biraz daha fazla diyebilirim. Bu da herhalde biraz dünyanın işleyişinden kaynaklı diye düşünüyorum. Ama gelecekte bunun eşitleneceğini düşünüyoruz. Bakalım. Tabii ki kadınlardan. Hani endüstrici olarak direkt kadınlardan. Araba kullanma konusunda ehliyetin var mı bilmiyorum. Erkekler mi daha iyi araba kullanır yoksa bayanlar mı? Yani şöyle söyleyeyim, bence arabayı erkekler daha iyi kullanır. Çünkü kadınlar tedirgin olur çabuk çabuk, yani kolay kolay. O yüzden. Bu soru çok saçma bir soru. Erkekler tabii ki de. Yani kadınlar çok, ya tamam düzenli, iyi kullanıyorlar. Hiç kaza yapan ben kadın çok nadir duydum. O da çoğunlukla erkeğin hatası oluyor. Tamam ona hak veriyorum ama erkekler tabii ki daha iyi kullanıyor yani. Şöyle, kadınlar tabii ki çok daha dikkatli araba kullanıyorlar. Ama erkeklerin daha çok kullanmasının sebebi belki kadınlar daha çok panik yapıyordur. Ehliyetim yok tam olarak bilemiyorum ama yani
Türkiye'deki trafikte erkekler daha başarılı çünkü tamamen farklı işliyor sistem diye düşünüyorum. Kadınların daha dikkatli kullandığını düşünüyorum ama yapıdan dolayı gerek olsa hani erkekler biraz daha usta gibi duruyorlar yani. Vallahi İstanbul trafiğinde kullanmasınlar. Ben İstanbul'dan geldiğim için söylüyorum. Fakat iyi kullanan bayanlar da var. Arkadaşlarım da vardı, daha iyi kullanan arkadaşlarım da vardı. Onlar ya o konu tartışılır aslında, bu dikkat meselesi sanki, ama hani erkeklerin kadınlara yaptığı yorumlardan da pek hoşlananlardan değilim. Öyle. O konuda kesinlikle erkekler daha iyi. Kadınların yani ya hepsi için demeyeyim de çoğu zaman insanları trafikte çileden çıkartabiliyorlar. Ben de bu konuda erkekler diye düşünüyorum açıkçası. Kadınların ya da erkeklerin olmadığı bir dünya, yani sadece tek cinsin olduğu bir dünya nasıl olurdu? Anlamsız olurdu. Ya her iki taraf açısından da çekilmez olurdu sanırım. Sadece erkeklerin olduğu dünya şey olurdu. Güzel bir de maçlar böyle ortalık akardı yani. Kadınların olduğu dünya daha düzenli olabilirdi. Ben sadece düzene takıldım veya pembe de olabilirdi. Bence olmazdı ya. Bizim kahrımızı, triplerimizi kim çekecek ya? İyi ki varlar aslında. Öyle bir dünya düşünemiyorum. Sıkıcı. Sıkıcı. Çok sıkıcı olurdu. Evet, bence gerçekten. Çok sıkıcı olurdu. Bence de sıkıcı olurdu. Peki, dünyayı yönetenler kadınlar olsaydı bu kadar savaş çıkar mıydı? Bence çıkardı ya. Çünkü dediğim gibi kadınlar oda arkadaşlığını bile yürütemezken dünyayı yönetmeyi, bence yani yönetici olarak daha iyi dedim de şimdi çok çeliştim kendimle. Olaylar biraz değişebilir yani. Nasıl anlatsam, ya iki kişi mesela koalisyon şeklinde yönetiyorlar diyelim. Çatışma çıkar. Bir yerde patlak verir yani. Ya savaşları sadece bağlamak ne kadar doğru bilmiyorum ama her konuda sadece tek bir cinsin olması bence iyi olmaz. Dünyanın dengesi zaten o şekilde kurulmuş. Her şeyde bence bir eşitliğin olması en güzel olur. Belki olurdu ama savaşlar farklı sebeplerden çıkardı gibime geliyor. Mesela? Mesela gene petrol için savaşlar çıkardı ama petrol ürünlerinden biliyorsun makyaj malzemeleri yapılıyor. Belki ondan dolayı savaşlar çıkabilirdi. Daha çok olurdu. Daha çok olurdu. Mesela ne üzerine olurdu? Şimdi kadında liderlik çok fena. Hani yöneticilerden, patronlardan kadınlar olduğu zaman ne bileyim hani kadın biraz daha dikkatli, biraz daha işin üstünde. Her şeyi mükemmel istiyor, kusursuz istiyor. Bu da bence onun hata yapmasını arttırıyor. Dolayısıyla bence daha karmaşık olurdu dünya. Bu kadar savaş olmazdı. Erkeklerin egoları daha fazla olduğu için bayanlara göre sanmıyorum olmazdı savaş. Kadın arasında çıkardı ya. Ne olabilirdi mesela savaş konuları? Ya bilmiyorum hani şu an mesela ileride küresel ısınmadan sudan çıkacak diyoruz. Kozmetik ürünlerinden falan çıkardı herhalde yani. Öyle. Dünyayı kadınlar yönetseydi bence yine savaşlar çıkardı. Çünkü hani kadınların birbirlerini kıskandıklarında yapamayacakları şey yoktur genelde. O yüzden yine her türlü savaş olacağına inanıyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bence de daha bile fazla olabilirdi. Çünkü kadınlar ihtirasları uğruna çok daha bazen acımasız davranabiliyorlar. Röportajlarımızı izledik. Arkadaşlarımızın bu yeni sorular hakkındaki görüşlerini aldık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Cuma patlayacak. Önce konuştuk şimdi ya. Önce Cumhur'a ateş barut meselesinde bir söz verelim. Konuştuk biraz ama benim demek istediğim şu. Yani bir arkadaşım var. Zamanla dostum olmuş ve bu bir bayan. Bir süre sonra istediğim kadın. Her şeyin, evet kadın diyoruz. Bayan doğru. Neden olmadığını söyler misin Fatih? Evet. Kısaca mecliste hemen söyle. Bayanın kelime anlamı bay olmayan anlamına geliyor. Yani kadın ve erkek olarak ayrılıyor cinsiyet ayrımı. Peki. Özür diliyorum. Yani konuşacağım diyorsun, konuşunca da konuşuyor. Evet. Ya çocuğu konuşturmuyorsunuz ki, konuş Cumhur. Arkadaşım, çok iyi anlaşıyorum. Bir süre sonra istediğim her şeyin onda olduğunu düşünmeye başlıyorsam ve işte duygusal anlamda da ona karşı bir şeyler başlamışsa
evet çok iyi, çok da güzel anlaşıyoruz. Neden olmasın demek durumuna giriyorsun. Bu herkes için değil. Zaten bu dedi, az önce de söyledim. Bir kişi olur. Hadi işte o olmadı. Başka bir zaman, ileri bir tarihte başka bir kişi olur belki. Bilemem. Ama hiç ya budur yani. Diyorsan ya olur olmaz mı bilmiyorum. Doğru olanı nasıl buluruz onu da bilmiyorum. Daha yaşımızda genç ama yanılma da var tabii. Deneyelim. Cumhur çok hoşuna gitti. Evet deneyeceğim. Ölümüne sevindi adam ya. Eyvah eyvah. Deme bak hangisi elektrik çarptı bir. Öyle de demeyelim yani. Cuma yani bir kişi hakkında yani çok şey düşünürsün. İnsan çok şey ister. Ve bir kişi de istediği her şey olur demiyorum. İstediği şeylerin çoğu. Aha bunda. Dediğin zaman dostumsa da bir şeyleri denemeyi düşünürüm. Tabii onu kaybetmek pahasına olan bir durum bu. Orada biraz karar verme konusunda sıkıntı yaşanabilir yani. Birazcık da sanki karşı taraftan bir işte bir kıvılcım beklemek mi doğru olur? Onu görmek bence daha iyi olur. Öbür türlü çok büyük risk yani bence. Ya o kıvılcımı reklamasında mı konuştuk? Hadi sahilde ateş muhabbeti. Evet. Reklam öncesi mi? Reklamasın mı? Yok röportajlardan önce. Röportajlardan önce konuştuk. Hadi o kıvılcım muhabbeti var. O kıvılcımı yakalayacağım diyorsan dediğin gibi sahilde ateş yakılacak. Gitar çalacağız. O ilk bölümü Akdeniz akşamları söylenecek. Kafaya atıp gözüne bakacaksın yani onun. O sana bakıp böyle yapıyorsa bir şey yok. Ama bakıp da böyle kendi gibi böyle yapıyorsa. At gitleri ya ama, böyle artık ama, kafayı büktüyse artık. İşin yani sahile gidip o ateşi yakmaya kaldıysa da pek bir şey oluyor. Onu zaten sen önceden ayrıldın. Ya, artık yapacak bir şey yok. İşin ona kalmaması lazım. Deneyim konuşuyor. Yani. İşin ona kalmaması lazım. Etkilemek istiyorsan oraya kadar kalmaması lazım. Ama etkilenmiyor ki. O seni hep arkadaş olarak görüyor. Kız ya bu. Kızlar biliyorsun. Ya kız. Kızlar hep arkadaş olarak görüyor. Hep hanzoluk bizde de biliyorsun yani. Kullandığın yöntem nedir? Taktik nedir? Yakın akrabim. Yakın akrabim. Şu an Fatih önemli açıklama. Yakın arkadaş nasıl ayarlanır? Nasıl o yanlış anlaşıldığımız? Onlar konuşacak. Neler yapıyorum? Şimdi düşünüyorum kafamı tasarladıkları. Neyden başlıyordum ben? Önce bakarsın gözlerine bir etkilemeye başlarsın. Bu mikrofonik sesle bir şiir söylüyordu mesela. Kadınım. Fatih çok güzel şiir okur. Onu da konuşalım. Bir şiir alalım bence. Şey, bir saniye. Şey bir taktik olabilir mi? Hadi mesela ya sen benim arkadaşım değil de işte sevgilin olsaydın var ya sana çok ben değer verdim falan. O kendini taktik. Bitirmiş olursun. Çok severdim. Onu söylediğin anda can bitersin. Öyle mi? Onu söylediğin anda ben bitersin. Bu kadar profesyonel değilim. Yani. Şimdi kusura bakma yani. Çapkın bir insan olmadım için. Yeni konulara geçmeden ben getirdiğim kitaplardan bahsetmek istiyorum. Hocam. Biraz konuyla da alakalı. Bu ateş, barut meselesiyle alakalı benim okuduğum iki tane kitap var. Bir tanesini hala okumaktayım. Bir tanesi bu, Puka. Puka'nın yazmış olduğu Küçük Aptalın Büyük Dünyası. Aslında bu şu anda bir internet fenomeni. Twitter'da ünlü bir fenomen kendisi. Bayan. Bu bayan Puka kendi kimliğini gizliyor. İsminin ne olduğunu belli etmiyor. İzmirli bir bayan ve yaşamış olduğu erkeklerle alakalı ilişkilerini bu yazmış olduğu 3 kitapta da romanda da bunlardan bahsediyor. Ve oldukça da eğlenceli bir tarzı var. Hani okuduğunuzda hemen bırakamıyorsunuz kitabı. Okuyayım ben bunu devam edeyim anı olmuş. Sevgililerine farklı farklı isimler takıyor. İşte yok Jerry diyor bir tanesinin adına. Hani normal Jerry İngilizce'de yazılır ya o şekilde değil. Normal Jerry. Hani bu şekilde isimler takıyor. Onlardan bahsediyor. Ve çok entrika dolu bir hayatı var. Okumak isterseniz onu tavsiye edebilirim. Kitapta şu dikkatimizi çekti. Puka'yı okuyunca Puka döngüsü geldi direkt. Kadın bir yerde şey diyor, bana diyor ne oldu kıskançlık hormonu yükleyin diyor. Kadın yani bayanlarda aslında olmayıp da yapmacık olan şeyleri de anlatıyor. Hani mesela kıskançlık yok ama olması gerekiyor ya, onu şey yapıyor. Diğer kitaba da geçmeden önce geçelim mi? Diğer kitaptan da bahsedeyim, ondan sonra zaten öyle devam ederiz konuyla alakalı diye. Kitabın adı çok güzel. Ben okumadım ama adı çok güzel. Ben yeni okumaya başladım bu kitabı, henüz bitirmedim. Bu kitap zamanında bir filme de uyarlanmış. Filmini henüz izlemedim. Erkekler Biri Ayrılır. Türkçe'ye çevrilmiş. İngilizcesi de şu şekilde. İngilizcesi neydi? Bakıyorum şu anda. Something Blue. Kitap bu. Bu kitap... Hiçbir gösteremedim. Kitap bu. Kitapta bir bayan var. Bu evet, şekilde. Devam etsin. Kitapta bir bayan var. Bayan nişanlı ve nişanlısını nişanlısının yakın arkadaşlarından biriyle aldatıyor. Ondan sonra
hamile kalıyor bayan. Hala kitap okuyor. Kadın. Bayan. Pardon, kadın hamile kalıyor. Hamile kaldıktan sonra da artık bu düğün işlemlerinin iptal olması gerektiğine karar veriyor bu hamile kaldığı adamla birlikte. Ondan sonra tam bunu söyleyecekken nişanlısına fark ediyor ki nişanlısı da bu bayanı bakımsız, dominant bir bayan olan en yakın arkadaşıyla aldatıyor. Yeah. Onları basıyor. Yalan böyle de güncellenmiş hali. Değişik bir kitap. Bunu da okumanızı tavsiye ediyorum. Yani kitap bu kadın erkek ilişkisini değişik şekillerde anlatan kitap. Soğuya Merve'den başlayalım. Okumayın bunları, kültürünüzü bozuyor vallahi. Hakikaten bunlar bizi yanlış okumayın böyle şeyleri. Böyle ecdadımız yok. Fatih, gençler özeniyor Fatih, bir de yani öyle şeyler var. Reklam yok ya, çabuk al mikrofonu. Alan. Abi nasıl alın böyle kitaplara ya. Kadınlardan mı yoksa erkeklerden mi iyi yönetici olur? Konu başlığının altında istediğin gibi açabiliriz. Lider ruhluyum dedin. Lider ruhlusun ya. Hani başla bakalım. Hayır, sen atar yapıyorsun ya. Kadının altında çalışır mısın yani? Kadın yönetici. Ya kadın yöneticinin altında. Ya şöyle bir şey var hani. Evet. Altta kalmayı sevmem. evet. İşte. Oradan tamam. Patronun bayan olsa ister misin? Patronun bayan olmasını ister miyim? Patronun kadın olmasını. Yani nasıl diyeyim? Hani bir insan hani benden üst düzeyse, hani önemli olan farklı bir bakış açısıyla eğer o liderliği hak ediyorsa saygı duyarım, tabii ki kabul ederim. Hani önemli olan farklılıklarıyla birlikte o bulunduğu yeri hak etmesi, bunun kadın veya erkek olması önemli olduğunu düşünmüyorum yani. Hangisinden daha iyi yönetici olur fark etmez diyorsun bu konu yani, hakkında. Yani kim hak ediyorsa, olsun. Kim bu işte daha başarılı olacaksa o olmalı. Hani bunun kadını erkeği yoktur. Ehliyetin var mı? Ehliyetim var. Aktif araba kullanabiliyorsun. Tabii. Değil mi? Evet. Araba konusunda bayanların mı iyi kullandığını, erkeklerin mi iyi kullandığını düşünüyorsun? Yine bir anım var, onu da anlatayım. Ablamla birlikte aldık biz ehliyeti. Bir gün babam işte bizi öğretecek, dağ yoluna gittik. Bir sürüş işte şey yapacağız. Çift yönlü, geliş gidişli. Tarih yoldan çıkıyoruz. İlk ben geldim, oradan döndük. Ana devam ediyoruz yolumuzdan. Sonra geri döndük, aynı yoldan ablamın dönmesi gerekiyordu. Karşı tarafta da orman. Biz girdik. Ablam direksiyonu çevirene kadar ben yukarıdaki putları koparıyordum artık. Böyle karşı şeride geçtik zaten. Karşı karşıya kaldık. Son anda sıyırdık. Hani başta şöyle bir şey var. Hani ön yargıları var kadınların. Hani ben bunu süremem, ben bunu yapamam. Bu erkek işi. Ama sonrasında ablam çok da güzel araba sürüyor. Hani önemli olan bir şeye başlamak. Ön yargıları yıkmak, tabuları yıkmak. Çok güzel konuştun. Tuğçe? Sen bayan olduğun için sana soruyor. Ya bayan olduğun için böyle soracağım. Erkeklerin... Ay ben sizi unuttum ya, hiç sormuyorsun size. Ben de bayan, hepiniz bayan diyorsun sadece. Ona bakıyorum. Halen bayan diyorsunuz. Fatih de bayan dedi mi? Bir kere. Bunu da bize öğreten Fatih. Böyle kitapla oku Fatih önce. Kadınlar mı iyi yönetici olur yoksa erkekler mi Tuğçe? Ne düşünüyorsun? Ya şimdi ben şöyle diyeyim hemcinslerim hakkında. Çok fazla çekememezlik var gerçekten. Hani bu bir gerçek yani. Şimdi ben eğitim fakültesinde okuyorum. Hani dersime gelen bayan hocalar da oldu, erkek hocalar da oldu. Ve hani tabii bu üniversiteye kadar olanları da düşünüyorum. Şimdi yine tabii biyolojik olarak açıklayacağım ama bayanların çok fazla hani dönemleri oluyor. Hani bu bahsettiğimiz adet dönemleri olsun, işte menopoz dönemleri olsun. Bunlar çevreye çok fazla yansıyor. Hani erkeklerde bu biraz daha az diye düşünüyorum. Ve bir ortamda hani bir bayanın altında çalışırken sadece sünnet abi yani. Yani erkeklerin de sadece sünnet. Evet hani bu kadar fazla o da 10 yaşında bir şey. Evet. Yaşantısında bu kadar zorluklar çekmiyor veya bir sıkıntı çekmiyorlar. Bu da normal yani sosyal hayatımıza çok yansıyor diye düşünüyorum. Ve hani kim ne derse desin bayanlar kıskanç yani. Mesela dediğiniz az önce bahsettik ya kendimiz için süsleniyoruz. Mesela bir bayan yani birçok bayanın olduğu ortamda mutlaka bir başkasını yani dikkat eder hani onu süzer işte ona göre nasılım falan diye kendini kıyaslar. Muhakkak yapar bunu. İşte erkekler yani pardon bayanlarda bu olduğu için bir yerde hani bir çekememezlik bir kıskançlık olunca bu sefer de işler çığırından çıkıyor. Ben bir erkeğin daha iyi yönetici olduğunu düşünüyorum yani bu konuda. Tuğçe. Efendim. Toparla reklama geçin. Ha tamam. Bu şekilde düşünüyorum. Biraz hani bayanlar bu şeylerini kırabilirler.
kıskançlıklarını kırabilirlerse, evet, kendilerine dişiliğine atıp tamamen beyniyle odaklanırlarsa, evet, çok iyi yönetici olarak, de olur, çok iyi işçi, evet, de olur, çok iyi olarak yaklaşmamaları olur. Gerekiyor. Bayanlar tabii çok daha duygusal erkeklere göre, dediğim gibi. Onu biraz daha törpülerlerse tabii ki de olabilirler. Ayırmıyorum ama şu an için böyle düşünüyorum. Yani gördüğüm kadarıyla diyeyim. Teşekkürler. Şimdi o zaman bir reklam aramızı verelim. Daha sonra bu konudan devam edeceğiz. Evet, reklamlar. Reklamlardan sonra tekrar biraz yöneticilik konusunda konuşuyorduk. Merve'den devam etmek istiyorum. Kadınlar mı erkekler mi daha yönetici olduğu kısaca konuştuktan sonra başka bir sorun var. Var mı? Sen böyle bir görüşün, kadınlar mı daha iyi, yoksa Tuğçe'ye katılıyor musun? Bence kadınlar kafalarındaki, Tuğçe'nin dediği gibi, kafalarındaki bazı pürüzleri kaldırdığında erkeklere oranına daha ince detayları düşündükleri için daha iyi yönetici olabilirler. Ama tabii bu sektörüne de bağlı. Yani hangi sektörde olduğu da önemli kadınların. Orada nerede yönetici oldukları da çok önemli. Bir fabrikada mı, bir inşaat sektöründe mi? Bunlar çok önemli olduğu için hani genellemek aslında pek doğru değil ama pürüzler kalktığında kadınlar daha iyi yönetici olabilir. Peki şunu soracağım. erkeklerin başarısının, yöneticilikteki başarısının sebebinin arkasında kadının payı kaç sence? Bence %99. %100 diyemiyorum. Her başarılı erkeğin hakkında. Bununla ilgili bir hikaye anlatacağım yani. Bundan dolayı buna. Evet, bence her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var. Çok güzel. Yani senin sözünü destekleyen bir hikaye anlatacağım. Çünkü yani erkekler arkalarında hani küçüklükten beri bir kadının desteğiyle büyüyorlar açıkçası. Annelerinin desteğini alıyorlar. Daha sonra ilerlediklerinde sevgililerinin desteğini alıyorlar. İleride eşlerinin desteğini alıyorlar. Ve bazı büyüklerimiz eşlerini kaybettikten sonra genelde erkekler çok büyük yıkıma uğruyorlar. Bunun nedeni de gerçekten de arkalarını çekip çevireceği eşinin olmaması. Yani onların desteğine küçüklükten beri ihtiyaçları olduğu için bence bir erkeğin arkasında bir kadın olduğu sürece her yerde her şekilde başarılı olabilir. Kadın toparlar yani, toparlayıcı faktördür. Bu noktada aslında ben de bir şey söylemek istiyorum sen hikayene geçmeden önce. Hani erkekler pohpohlanmayı seviyorlar. Hani yiğidim, aslanım, işte koçum yaparsın. Hani Çakallar çünkü... Dans filminde vardı ya, çalarsın sen. Yani çünkü bayanlar da yani erkeklerin yanındaki işte gerek anne rolündeki, gerek sevgili, gerek işte eş rolündeki bayanlar da hani bunu bildikleri için hani sen yaparsın canım, ben güveniyorum sana. Hani mutlaka oluyor yani bunlar. Bunu sağlayan kadın olduktan sonra bir erkeğin başarılı olması gayet normal. Çünkü aslında kadınlar da annelerinden öyle görüyorlar ki yani bir kızın annesinin babasına karşı davranışları çok önemli aslında. Babasını sürekli desteklediğini görüyor. Babasının sürekli arkasında olduğunu görüyor. Ve bakıyor ki evet, evlilikleri çok iyi sürüyor. Ve ben annemle babamı örnek almalıyım. Belki böyle düşünüyor. Ve ileride kendi eşini de destekleyeceğini düşünüyor. Ve bu yüzden de sürekli arkasında duruyor. Çok güzel. Hikayemi anlatayım mı? Çok hevesliyim. Ben bu hikayeyi anlatmıyorum. Lütfen ediyorum. Anlat. Şimdi Bill Clinton'la Hillary Clinton üniversiteden arkadaş. Bunlar orada tanışmışlar. Bunlar Ovda mı? Ovda. Ovda. VLM'le çok dalga geçiyor. VLM'le mi? VLM'le. Bunlar tanışıyorlar. Fakat Bill Clinton bunu tanışmadan önce, yani çıkmadan önce başka bir bayanla da, başka bir erkekle de kapışıyorlar. Yani Hillary benim olacak, yok senin olacak, benim olacak, senin olacak. Neyse, en sonunda Bill Clinton sahip oluyor. Bir gün bunlar başkanlıkta, bir sivil hayatta giderken benzinciye uğruyorlar ve bir bakıyorlar pompacı o Hillary'yi çaldığı adam. Hillary için kapıştığı insan. Aa diyor, nasılsın diyor, işte ben senin başkan olduğunu biliyorum diyor, sen benim pompacı olduğumu biliyor muydun falan diyor. Çok güzel sarılıyorlar falan. Neyse, benzinlerini alıyorlar, gittikten sonra Bill Clinton diyor ki ya diyor, ne kadar doğru tercih yapmışım bak diyor. Eğer onu seçseydin diyor, şu an başkanın karısı değil diyor, sadece bir pompacının karısı olacaktın diyor. O da diyor ki hayır, onu seçseydim o başkan, sen pompacı olacaktın. Çok iyi. Çok ne iyi. Oldu, dalga geçtiğinde değdi mi? Ne kadar kendinle barışıksın. Ben mi? Evet. Ya, ağlayayım mı canım? Öyle söyleyemiyorum diye. Küçükken çok ezmişler. Belki VLM olmasaydı bu kadar başarılı olmazdı. Beyazdan mı esinleniyorsun abi? Yok canım, beyaz da olur mu ya? Muhakkak. Aynı soruya mı devam edelim? Yani tabii. Şimdi şöyle bir ya şey. Ya araba kullanmayla da devam edeceğiz. Yöneticilikten ziyade ben liderlik konusuna değinmek istiyorum. Yani liderlik bir
karakter özelliğidir. Yani sonradan kazanılmaz ama işte yöneticilikle ilgili çalışmalar yapılabilir ya da işte liderlik vasfı belki yüklenmeye çalışır ama ben zannetmiyorum. Kişinin karakterinde olan bir olay. Yani bunu kadın ya da erkek olarak ayırmamak lazım. Yani kadında varsa bu vasıf, hı hı, tabii ki o kadın onu daha iyi yapacaktır. Ya da işte erkekte varsa, yani iki rakip düşünüyorsam kadın ya da erkek, hangisinde bu vasıf varsa peşinden insanları sürükleyebiliyorsa bence o olsun yani. Diyorsun. O yüzden kadın erkek olayını pek ayırmıyorum bu konuda. Çünkü çok iyi kadın liderler olduğunu düşünüyorum. Peki? Sadece önü çok açılmamış bence. Kadınsız bir dünya nasıl olur? Kadınsız bir dünya, yani erkek erkeğe aslında... Fena olmaz mı? Lanet olsun. Yok yok, yani kadınlar hayatımızın böyle temel yapı taşlarından, vazgeçilmezlerinden biri. Ciddi anlamda dedik ki hep erkeğin arkasını toparlıyor. Gerçi hani bunu şey diye düşünebiliriz yani, bazen kendimle çelişiyorum bu konularda düşününce. Yani bir erkek de yapabilir aslında. Hani şimdi İkisi bir, de yapsın. İkisi de yapar. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ev arkadaşın nasıl mesela? İkisi de erkek değil mi? Yani bir taraf biraz daha toparlayıcı olur. Hani bir taraf biraz daha toparlayıcı olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu kadın erkek değil. Erkekler sadece kadınların olduğu ortamda ben yapmam moduna giriyor. Bunu yapanlardan biri de benim. Mesela kahve yapmam. Derim ki kadın yapsın, onun elinden içeyim. Ha zorda kaldım mı yine kendimi yapmıyorum. Bir erkek arkadaş yapıyor. Onu içiyor. Ama ben yapmam. O senin kişisel problemin. Yani, erkek derdi bu olay var ya. Şunu anladık yani, o da. Hiç eksikliğini aramayacak. Hiç aramayacakmış yani. Sen ne diyorsun Fatih? Soruyu tekrar. Kadınlar olmasaydı. Dur soru konuşma Fatih. İşte ben soruyu değiştirirsin diye düşündüm de. Yok yok. Kadınla devam edelim. Kadınlar olmasaydı ne yapardın? Dünya nasıl olurdu? Dünya nasıl olurdu yani? Benim en azından kesen değil benim, mi? Benim hani hayat felsefemde kadınlar, çocuklar ve yaşlar benim için çok önemli. Kadınlar ve hani çocuklar kısmı zaten kadınlardan bir kızlardan oluştuğu için olmazsa olmazdı benim için. Peki kadınlar dünyayı yöneseydi bu kadar çok savaş olur muydu? Abi yaparlardı. Yaparlar yani, mıydı? Gene stratejik savaşlar yaparlar mıydı bu kadar düşünüp de? Yani kıskançlık diyoruz, başka şeyler diyoruz. Hani kıskanmadan onlar da girer, onlardan da girer. Hani başka şeyler değil. Bu şimdi petrol için kavga şey savaş çıkıyor. Genelde o zaman başka şeyler için çıkardı kadınlar onun için. Maden savaşları o zaman. Maden savaşları. Afrika bitik yani. Somali'de çıkıyordu genelde pırlantalar. Somali artık sömürgeyi tamamen sömürgeleştirdiler. Bülent Ersoy Amerika'nın başkanı olurdu. Pırlantada yani. Bir şey olsaydı yani şahşi. Tuğçe, ehliyetin var mı? Evet var. Araba nasıl kullanıyorsun? Kullanamıyorum. Yani 2009'da almıştım ehliyeti. 3 yıl oldu. O dönem kullandım. Ondan sonra olmadı. Yani olmadı derken şöyle olmadı. Yapamadım da değil. Yok yok. Hani ona vakit ayırmak lazımdı. Bir de birinin bana yol göstermesi gerekiyordu. Yani bir erkeğin özellikle. Babamla olmadı o iş. Kabul ediyorsun peki erkekten daha iyi kullandığını? Erkeklerin daha, yani kadınlar da çalışsa yapabilirler. Neden olmasın ki? Ben mesela Gülten Hanım var. Ben Gülten Hanım'ın araba kullanmasını biliyorum. Asfalt dağılıyor. Yani geçerken gördüm. Yani geçerken görmedim. Salladım aslında, görmedim. İşte salladım, görmedim. Ben bu konuda iddialıyım yani. Ben bir erkekten daha iyi araba kullanırım. Çoğu erkekten daha iyi araba kullandığımı düşünüyorum. Kim daha çok kullanıyor? Sedat daha çok kullanıyor. Ama normalde ben de kendim tek başıma da çok uzun yol İyi yapıyorum. İyi misiniz araba kullanıyor? Bence iyiyim, Sedat söylesin. Hani ben onu hiç eleştirmem de o eleştirir. Eleştiriyi sanmıyoruz. Ben de kötü olduğumu düşünüyorum. Zaten sıkıysa Sedat söylesin gibi. Sedat söylesin. Sedat söylesin. Söyle hadi. Bir sıkıntı yoktur yani, ikimiz de kullanıyoruz. Yani yorulan öbürüne verir falan, bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama bence her çocukla uğraştığı için vesaire için hani çok daha rahat etmesi için ben daha şey yapıyorum. Biraz orada klasik bir tarafım var herhalde. Yani bir kadının bir şey taşımasını ya da orada yükü ben alayım. Onu yapabilirim. Onun yaptığı bir sürü şey ama var. Ama sen yorulma. Ben kullanırım. Sedat evet, uykun geldiyse ben alayım arabayı. Yok yok iyiyim ben falan. Öyle oluyor. Hani evet. O daha çok dinlenmiş oluyor. Yani öyle bir taraf var herhalde. İşte erkeğin fedakarlığı abi. Yok, İzmirlikle ilgili. Yani kadın erkeğiydi değil mi? Doğru. Doğru. Kadının olmadığı dünya nasıl olurdu sorusunu ben Anadolu'da pek çok yeri gezerken hep böyle dikkatimi çekmiştir. Hani dişi kentler var. Eskişehir, Sinop, İzmir gibi. Bir de böyle erkek kentler var. Yozgat, hani Kayseri falan gibi. Kadının olmadığı yer daha renksiz. Daha yaşam çekiliyor sokaktan.
Mesela Mısır'ı falan hatırlıyorum. Yani çok iyi olmuyor yani. Çok renksiz oluyor. Balıkesir'e cinsiyet vermek istesek? Kesinlikle acayip dişi bir kadın. Bence de. Çok değil. Kadınların sokak, dişi kent sokak, kadınların sokakta olabildiği, kadınların gece dolaşabildiği, kahkaha atabildiği, Kayseri'de Sivas Caddesi'nde önüne bakarak yürümek zorundaydılar hani 94 yılında. Hani o iyi olmadığını düşünüyorum. Ya, en basit örneği hani pazara çıktığınızda bütün satıcıların çoğu bayan. Yani, evet. Tezgahtar. Yani benim Bursa'dan ailem geldiği zaman şaşırıyorlar. Hani Bursa'da diyorlar hani bu kadar şey var. Evet. Her tarafta erkek var. Bursa'dan daha kadınların öyle. Mesela. Efendim? İşletmeciler de öyle. Yani çoğu kadın işletmeci çok. Çok fazla. Ben çok şaşırdım hani kadınların pazarda dişi olmalarına. Dişi bir kent yani. Yani. Meslekle de ilgili aynı saptamayı yapabilirim ben. Kadınlar dili bizden daha iyi kullanıyorlar. Bu yüzden pazarlama ile ilgili alanları zaten ele geçiriyorlar. Eczacılar, pazarlama, ilaç temsilcileri, öğretmenler. Dikkatle de alakalı. Muhtemelen. Yani çağın da hizmet çağı olduğu düşünülürse. Aynen öyle. Bakın erkeklerde de alanı azalıyor. Ağzı iyi laf yapanlar. Ben, sen, o bizleri ekrana çıkıyorlar. Can hariç. Benim ben Cuma, Fatih, G'ye kalanlar da yani en çok kazanan Cem Yılmaz falan, dili iyi kullanan, gelecekte de bilişim teknolojileri, iletişim falan ön plana çıktığı için kadınlar çaresiz bir şekilde daha çok alanda ele geçirecekler. Şimdi bile öyle. Biz geçen bayram bir orman yürüyüşüne gittik, kalabalık bir grup. Bir arkadaşımız da minibüs ayarladı. Şimdi doğal olarak biz erkek bir şoför bekliyorduk, bir gittik. Ana bir bayan şoför, bir başörtülü, başörtülü, şallarlı. Böyle şöyle oturuyor filan hani. Çok sadece bir arabesk çok ama. Çok hoşuma gitti. Balıkesir gerçekten bir kadın şehriymiş yani. Çok güzel tespit ediyor. Servis kullanıyor yani. Servis şoförü. Yani servis şoförü. Servis şoförü, otobüs şoförü yani. Bizim Balıkesir köyleri zaten traktör genelde bayan kullanıyor, sırf bayan kullanıyor. Ben yakın köyleri hep biliyorum. Röportajımız var. Dördüncü röportajımız değil mi? Evet, dördüncü röportajımızda arkadaşlarımızla neler konuştuk onlara bir bakalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kadın dayanışması, erkek dayanışması, bu konuda hakkında ne düşünüyorsun? Sence bunlar var mı? Ya tabii ki yani kadın dayanışması ne kadar aralarında bir çekememezlik olsa da dayanışmada oluyor yeri geldiği zaman ve çok da güzel oluyor bu. Kadın dayanışması var da erkek dayanışması kesinlikle yok. Bunu demem doğrudur. Ya olabilir hani arkadaş çevresinde erkekler birbirini destekler, kadınlar birbirini destekler, dayanışma vardır aralarında, doğrudur. Kadınlar arasında bir dayanışma olduğunu düşünüyorum. Ama hani erkekler konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İki de vardır, mutlaka var. Kadınların dayanışması erkeklere göre biraz daha az bence. Kadın erkek dayanışmaları yani olmalı, gereken bir şey. Kadın yani sonuçta bir yerde başarı isteniyorsa oradaki kadınıyla erkeğiyle hani bir ülke üzerinden konuşacak olursak bir ülkenin kalkınması isteniyorsa orada kadını, erkeği, genci, yaşlısı hep birlikte dayanışma içerisinde olması gerekiyor. Ya ben de hani Can'ın söylediğinin aynısını söyleyeceğim. Hani bir ülkede barışın ve ilerlemenin olması için kadın ve erkek birbiriyle beraber hareket etmeli. Sonuçta hiçbir şekilde bence bir ayrım yapılmamalı ikisinin arasında. Var. Var. Vardır muhakkak. Özellikle hani ikili ilişkilerde kız kız tarafını tutar genelde, erkek de erkek tarafını tutar. Kadınlar mı daha sinirlidir yoksa erkekler mi? Kadınlar. Bu konuyu biraz açabilirsin istersen. Yok yani hani ben en basitten bir şeye gittiğimde ben devlet dairesine gittiğimde bile bir erkek olduğu zaman tamam abicim hallederiz falan kıvamında bir olay oluyor ama kadın olduğu zaman bu böyle olacak, buraya gidin şuraya gidin böyle bir sert bir tepkiler falan bu kötü. Ya kadınlar erkekler bilemiyorum ama yani insanın özelliği aslında bu sinirli olmak. Ama bir ilişki düşünürsek genelde kahır çeken taraf erkek olduğu için genelde demek ki kızlar daha sinirli herhalde. Şöyle erkekler daha çabuk sinirlenirler ama daha çabuk yatışırlar. Kadınlarsa daha zor sinirlenir ama sinirlendikleri zaman da gözleri kimseyi görmez gibime geliyor. Erkekler çok fevri sinirlidir bence, anlık sinirlenirler ama kadınlar zamanla yavaş yavaş tabii sinirlendiler mi aman kadınlar tehlikeli olurlar. Onu insana göre değişir diyorum. Bayanlar biraz daha minimum düzeyde bence. Hani erkeklerin bir böyle bir patlama eşiği var. Erkekler daha sinirli diyebiliriz.
Kadın çalışmalı mı yoksa evde mi oturmalı? Çalışmalı. Ama çalışmalı da şimdi erkeklerin biraz şöyle bir düşüncesi olur. Ben de mesela şöyle düşünürüm. Eşimin yorulmasını istemem. Sevdiğim bir bayanın ne bileyim mutlu olmasını isterim. Ya evde mutlu olsun. Ya dışarıda mutlu olsun tabii ki. Evde dediğimi de yanlış anlamayın kesinlikle. Ben öyle olsun diye çalışmasını istemem ama çalışırsa tabii kendi özgür iradesidir yani. Bence kesinlikle çalışmalı. Sonuçta özellikle okuyan bayanlar kesinlikle çalışmalı. Çünkü yıllarca okuyorlar. Ne için okuyorlar? Evde oturmak için mi? Tabii ki de hayır. Çalışmalılar bence. Çalışan kadın makbuldür. Peki o zaman mesela evlendiğin zaman evde eşine ev işleri konusunda yardımcı olacak mısın? Yardımcı oluyor gibi görünebilirim. Kendini nasıl mutlu hissediyorsa öyle yapmalı. Evlendikten sonra çalışmayı mı düşünüyorsun yoksa hani evleneceğin kişi evde otur çalışma ben bakarım sana derse ne düşünürsün? Ya böyle bir şey diyeceğini zannetmiyorum ama olursa da yine kendi kararımı kendim vermek isterim. Sonuçta insan olarak bakmak lazım. Herkes kendi ayaklarının üzerine durabilmesi lazım. Yani kimse kimseye muhtaç olmamalı. Ya tabii ki de çalışmak istiyorum. Sağlığım ya da işte hayatımda bana ne sunacağı şeyler belli değil şu an. Ama çalışmak isterim. Çalışmalı. Bence de kesinlikle çalışmalı. Sonuçta erkek çalışıyorsa kadın da çalışmalı. Yani bu yani, bir ayrımı olmamalı. Az önce dayanışmadan bahsediyorduk. Yani bu çalışmada bunun en başlıca örneği olmalı zaten. Çok iyi başlayan aşklar, sevdalar var ama böyle kısa bir süre sonra birden puf diye sönüveriyor, bitiveriyor. Sence bunun nedenleri ne olabilir? Ya birbirine karşı saygı, güven, dürüstlük bittiğinde sanırım ilişki de biter. Hani aşktan daha önemli şeyler var diye düşünüyorum. Biraz mantıkçıyım. Hani dürüstlük, güven önemli. Geçimsizlik olabilir. Yapılan, yani karşılıklı yapılan yanlışlar olabilir hani genel olarak. Bunlar olabilir yani. Ya benim fikrim bir ilişkinin yürüyebilmesi için ilk önce yani her şeyden önce çok iyi iki arkadaş olmak gerekiyor. Eğer ki arkadaş olursa senin ona zaten her zaman ihtiyacın oluyor. Yani herhangi bir tartışmanın sonunda bile sen onu arıyorsun. Belki o tartışmayı bile ona anlatmak isteyeceksin. O derece yani yanında en yakın arkadaşın oluyor ve yine de çok önemli bir şey sadakat. Belki sevgiden bile bence daha önemli olan şey sadakat. Bunun nedenleri karşılıklı güven ve hani nasıl desem hani ya şey bazı şeyler çok çabuk olsun istiyor insanlar. Bazı ilişkinin temelini oturtturamadıkları için bu durumlar meydana geliyor yani. Bu ayrılık durumları meydana geliyor. Bilmem herhalde doyumsuzluk hani ondan olabilir. Hani bu maymun iştahlı diyoruz ya günümüz insanları için. Belki de o yüzdendir. Yani başka bir anlam veremiyorum. Karşılıklı birbirini tanımamak. Hani aşk demiştim ya saman alevi gibi bir anda parlayıp sönüyor. Böyle bir şey olsa gerek. Başta sadece dış görünüşe aldanıp da adım atıldığı için de olabilir. Birbirini iyi tanımadan insanların hani o bahsettiğiniz ölçüde kendini çok fazla aşık sanması diyebilirim. Ve hani bir ilişki için yeterince fedakarlık yapmamaları da olabilir aynı zamanda. Dördüncü röportajımız bunlardı. Merve'den devam edeceğiz. Evet. Merve biraz önceki konuydu bu da ben o soruyu kimseye sormadık. Kadın dayanışması ya da erkek dayanışmasına nasıl bakıyorsun? Bence iki tarafta yani hem cinsler olarak birbirlerinin arkalarında olmalı. Birbirlerini ama hem cinslerin arkasında olmalı. Oluyor mu sence? Bence oluyor. Kısmen de olsa evet var. Sen mesela bir kız arkadaşlarında görüyor musun bunu yani bir dayanışma ben görüyor bizzat musun? Yapıyorum yani. Hani sen kendi açımdan yapıyorsun. Evet, kendi açımdan yapıyorum. Bir haksızlık olduğu zaman tabii ki de böyle her şeye tabii değil. Her şeyde üstün körü birisini savunmak doğru değil çünkü. Eğer haklıysa ve bu bir bayansa ister istemez. Anaç ruhtan kaynaklanıyor herhalde bu daha fazla. Erkeklerde de biraz daha hani tabir biraz şey olacak ama kaypaklıktan hani. Evet. Biraz daha hani, hemen satabiliyoruz ama tabii. Bayanlar hani kadınlar anaç ruhu olduğu için hemen sahipleniyorlar. Hani onun başına bir şey gelmesin. En basından bir taksiye biniyor. Numarasını hemen mesaj atıyor kız arkadaşına. Diyor ki ben buna bindim. Hani Ama tamam ama bizim de atmamız yanlış. Mesela sen taksiye bindikten sonra bana mesaj atsın. Fatih ne oluyor lan? İşleniyorum lan. Sen de öyle değildin falan. Bu konuda size avukat olarak soracağım. Siz bayan müvekkiliniz olduğu zaman daha mı böyle kaplan kesiliyorsunuz? Yani ayırmıyorum. İnsanların haklarını savunmak benim işim. Tabii. Ama biz aile içi şiddetle ilgili çalışıyoruz bir grupla. Sedat da o grubun içerisinde.
İşte eğitimler veriyoruz. Mesela kent konseyiyle şimdi şey açtık, kadın danışma merkezini açıyoruz. Orada bir psikolog olacak, avukat olacak her zaman. Broşürler basılacak. İşte başına hukuki sorunu olan, şiddet sorunu olan insanlar hangi yolları izleyecekler, her türlü destek olacak. Belki bu nedenle hani daha çok toplumda mağdurun kadın olmasından dolayı şey diyor mesela, geliyor anlatıyor şimdi bana. İşte şöyle dövüyor, böyle yapıyor, işte yemek almıyor, neyse yani. Sen bacım onu bana bırak, bak ben onu yere yapıştırırım falan diyorum. Hani bu anlamdaysa evet, bir kaplanlık tabii ki var. Yani daha çok mağdur oldukları için, daha sahipleniyorum, daha biraz daha meslek sınırının belki ötesine gidiyorum o anlamda. Olmalı da yani, mağdur olan kadınsa, çocuksa hiç affım yok benim. Erkekse, erkek dayak yiyorsa, televizyona aynı çıkıyor. Şekilde, aynı hak şekilde. Hak etmişsin kardeşim. Sen hak etmişsin. Ne olursa, ya hanım beni çok dövüyor, eşeksin. biz bugün bir erkeğe şey aldık, koruma kararı aldık. Yani eşi eve almamış, sonra da kapıyı açıp merdivenlerden ittirmiş, adam yuvarlanmış. O da size mi geldi bir de şikayet etmeye? evet. Evet. Ama biz şimdi, şimdi raporunu şey aldık onu vesaire. Onu kullanıyor adam. Tabii vurmuyor, dövmüyor. En güzeli, yani en kadın güzeli, için doğru. Değil ki aile içi şiddete dair yasa. Biz eğitimlere gittiğimizde hep bizim yaşadığımız örnek olaylar ya da orada aktardığımız olaylar hep örneklerimiz kadındandı ya da çocuktandı. Çünkü ben 17 yıllık avukatım, daha bu üçüncü oluyor benim. Hani erkek olarak bana şiddet görüyorum diye gelen, koruma yasasından faydalanmak isteyen. Ben hep kadınları savunuyorum ama ters bir şey söyleyeceğim bu sefer. Hep bize kızıyorlar o konuda. Bak, söyletemiyor. Söyletemiyor. Dikkat etti mi? Hep bize kızıyorlar. Sedat, hadi geçen konuştuk da hep bize kızıyorlar. Benim gördüğüm sivil toplum örgütlerinde, işlerde, şunlarda da kadınlar arası rekabet var ve saçma kaprisler olabiliyor. Yani yönetimde de. Nedenini bilemiyorum bunun. Hani erkeklerde de çok oluyor da. Kadınlarda bu... Ama aslında erkeklerde de oluyor. Belki de yani şu an düşündüğüm zaman işte ben de bazen bunu yaşıyorum. İşte cumhur aslında. Yani cinsiyete indirgeyemeyeceğimi görüyorum. Hani yine kişiliğe indirgeyebilirim. Adamın ya da kadının yapısı narsistik, saçma sapan filan. O beni illa bu olacak diye tutturuyor. Yani ve kendi altındakilere eziyet ediyor. Böyle bir sürü adam da olduğu için hani cinsiyete indirgemek haksızlık gibi geldi bir anda. Evet, bunu söyleyecektim ama vazgeçtim. Yani yine bizim tarafımızda olmadın sen. Tuğçe sana söyleyeyim. Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha çok sinirli? Bunu evet başında cevaplamıştım ama söyleyeyim. Bence erkekler daha sinirli. Yani... Ya Tuğçe, bugün hepiniz... Yani kapağı bıraktım alırsın. Yok, yani ben öyle düşünüyorum. Ya da belki şundan da kaynaklı olabilir. Ben yapı olarak daha sakin bir insanım. Tabii bayanlar da sinirli ya. Evet, düşündüğümüz zaman bayanlar da sinirli ama erkeklerin biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama hayvanlarda bayanlar daha çok saldırgan değil mi? Yok, tüm biyolojik olarak şey tüm yok. Türlerde erkekler daha saldırgan çünkü testosteron var. Ama bayanlarda yavruların hiç koruma içgüdüsüyle analık. Beslenme vesaire tüm görevler memelilerde dişilere ait olduğu için. Onlar avlanıyorlar. Erkekler bekleyip yiyorlar. Hani temizliğe kadın gidiyor. İtilmiş kakılmış öyküsü gibi. Öyle bir sıkıntı yalnız var. Yalnız şöyle de bir şey var. Hep böyle köşeye sıkışan, kaybedecek bir şey olmadığı için daha böyle bir saldırgandır diye düşünüyorum ben. O zaman erkekler daha sinirli hipotezinden yola çıkarak erkekler köşeye sıkışınca saldırıyor. Bence erkekler daha sakinler. Kavga anında i̇şte. Daha büyük sıkıntı var. Kadınlar sinirli değil mi? Huzursuz. Kendi aralarındaki rekabetle ilgili olabilir ya da beklentileri yüksek. Yani evet. Kadınlar erkeklerin arkasında oluyorlar ama kafalarında bir ev var. Erkek illa orayı dolduracak yani öyle öyle koca olacak falan. Yani sıkıntı oluyor bence. Huzursuz kadınlar o anda. Sipariş üzerine yok erkekler. Kadın da yok. Ben Cumhur'a bir şey sormak istiyorum. Az önce biraz Cumhur'un maçı olduğunu fark ettik ya biz. Kahve yaptırıyormuş ev arkadaşına. Arkadaş nasıl bir maçalıktı bu? Yapacaksın lan. Ya. Yani bazı şeyleri kadın yapmalı, bazı şeyleri erkek yapmalı. Sadece o yani. Tamam. Oradan yola çıkarak gittiğim bir... Hani şey mi dersin? Hani kadın oturduğun yerde evini beklet, çocuğuna bak. Hayır, kesinlikle. Kadın çalışmalı. Bir kere her kadının ekonomik özgürlüğü olmalı yani. Kesinlikle. Yoksa arkadaş yani benim sinirlerim bozulabilir, bir şey olabilir. Ya benle alakalı değil. Bir erkek yani, bir erkeğe dayanarak sadece bütün hayatını oraya bağlayamazsın. Evet. Yarın bir gün ya insanın bin bir türlü huyu var.
hiç hoşlanmayacağın, sevmeyeceğin bir huyu çıktı. Ben o adamla çalışmıyorum diye, yani ya da bir bayan işte çalışmıyor diye, ekonomik özgürlüğü yok diye ömür boyu o şeyi çekecek mi yani? Var mı böyle bir şey? Koca sokağa koyana kadar dayananlar var. Her şeye çok, tahammül edenler. O yüzden, o yüzden kadının ekonomik özgürlüğü olmalı. Ha, dayanıyorsa bazı şeylere düzelir ve işte ben bu adamı seviyorum. Bir şeyleri hemen yıkıcı olmak yerine yapıcı olalım. Bir şeyleri toparlayabiliriz. Umuduyla devam ediyorsa etmedi. Yoksa işte ben açıkta kalacağım, ortada kalacağım arkadaşım diyerek ya sırf kendine için değil de yani. Evin de bütçesine hem yardımda da bulunmalı. Çünkü şeyden tabii dolayı ki. Yani çalışan mesela bayana erkeğin de çok fazla yardım etmesi lazım. Bu konuda da erkeğin çok fedakarlık olması lazım. Yani hadi o yemek hazırlıyorsa bir yandan salatayı tabii, yapmalar. Tabii. Ekmeği hemen hızlıca kesmeler, değil mi? Yani. Turşunu. Sen iyi bir koca adaysın. Sedat Bey biz sizinle. Siz de çok iyi bir koca adaysınız. Bak ağzından gel artık. Şimdi bittin sen. Neyse burayı keselim. Ya, günümüzde zaten, hani sözünü keseceğim, özür dilerim. Günümüzde zaten artık hani kadınların da çalışması gerekiyor artık ekonomik olarak da. Sadece erkeğin maaşıyla da geçinilmiyor artık. Evet. Hani önceden peki bir ataerkil aile vardı. Hani birkaç milyar para al, bir eline para geçerdi. Erkek beslerdi, geçinilip giderdi. Ama artık hani günümüz şartlarında zaten kadının çalışması gerekiyor. Eğer refah seviyesini daha fazla yukarıya çekmek istiyorsanız çalışması gerekiyor. Peki iyi bir maaşın varsa sen çalıştın mısın eşine? Çok iyi bir maaşın. Çalışmayan eşle zaten olmayacak gibi abi bu zaten sonra. Bu sadece para değil ki ya. Yani refah seviyesidir bu hani. Sırf refah seviyesi. İlişkideki denge için de. Evet bence denge de önemli. Bir de eşini anlamak için de önemli gibi yani. Ya para nasıl kazanılıyor? Bir kadın bir erkek bilmeli. Yani hiç hayatında çalışmamış, babası tarafından beslenmiş, sonra kocasına teslim edilmiş, sonra kocanın evinde oturmuş bir kadın para nasıl kazanılıyor bilmiyor bence. O kadın evde oturmamalı, para kazanmanın nasıl olduğunu öğrenmeli. Bu anlamda da çok önemli kadının çalışması. Ama o insanlar o dönemde üretiyorlardı. Ev bir salçadır, tarhanadır, üretim yeri ve kadınlar yok. Üretkendi. Şu an bu yok. Sistem değişti. bu yüzden hani kadın çalışmalı. Onlar da sektörden hizmet. Bir şey söyleyeyim ben. Onlara bir şey demiyorum. Çok... Evde oturuyorsun hanım olarak. Hiçbir üretimde bulunmuyorsun. Hiçbir eve de katkın yok. Topluma da katkın yok. Bir de eve şey temizlikçi alıyorsun. Evet evet. Biri aşçı falan. Bir şey söyleyeceğim. 22 trilyon loto bize çıksaydı. Yani ben keyfine çalışmak isterdim. Ben de keyfine çalışmak isterdim. Senin de çok keyfine çalışmanı isterdim. Ya keyfine yapılacak neler var? 22 trilyon çıkıp eve çalışmak. Yani. Ama çok istemezdim yani. Şimdi Barcelona'ya gidip samba, Cicende yapmak var. Bir de yani keyfine çalışmak. Birbirinizi şey yaparsınız aslında. Yani, daha iyi değil mi öyle? Şunu söylemek istiyorum. Sorduğun soruya fark ettim. Süper Loto size çıkmamış, bunu da anlamış olduk. Evet. Yazık olacakmış. Yani ezilecekmiş. Televizyonda öyle dönerken. Yani ilişkime, partnerim ilişkime bir şey katmalı. Yani benim üretemediğim bir şey katmalı. Bu cinsellik olabilir, bu para olabilir, güç olabilir, bir sistem, evin sisteminin kurulması, bakılmasıyla. Artı olmalı. Benim üretemediğim bir şeyi bana taşımalı bence. Yani, modern ilişki için söylüyorum bunu. Yoksa hiçbir şey katmıyor. Benden götürüyorsa sıkıntı var. Çalışmayan kadının götürme potansiyeli, negatifi çok fazla. Bu anlamda sıkıntı çok var. Çok destek bence. Olanlar da var. Hani özellikle benim annem, babam jenerasyonu çok çalışan, kadınları çalışan bir jenerasyon değil. Ama evde ama, çok üretiyorlar. Evet, evde çok üretiyorlardı. Yani gelen maaş değerlendiriyorlardı gelen şeyi. Tabii makarna yapılıyordu. Halen de destek oluyorlar. Evet. Yani her şekilde evin idaresini onlar yapıyorlar. Alışverişini, pazarını, bilmem nesini, çocukları onlar büyütüyorlar. Şimdi annemle babam restoran işletiyorlar. İşin %80'i annemin sırtında. Yani çalışıyorlar yani. Restoran. Ben bir şey sormak istiyorum reklama geçmeden önce. Bayanın aldığı ücret erkekten daha fazla olursa bu çok sıkıntı yaratır mı? Büyük bir sıkıntı yaratıyor ya. Yaratıyor. Türk erkeğinin algısı gereği yaratıyor yani. Erkek hani kompleks ediyor. Hani burada konuşuyorsunuz ama göreceksiniz böyle kadınlar daha çok başarılı ve güzel. Galiba biraz hoşlanmıyoruz yani toplumda böyle ön plana çıkıldığında falan. Peki, iş yaparım gene üstünü çıkarırım ben. Ama yani hissettik de mesela. Yani o dakikadan ya, sonra. Cumu şöyle bir şey daha var. Reklam var da şunu söyleyeceğim. Yani diyelim ki böyle bir şey var. Evet sen bir erkek olarak atıyorum 1000 lira kazanıyorsun. Yani yapabileceğim şey bu yani 1000 lira kazanıyorsun. Bayan da başarılı bir bayan 2500 lira kazanıyor atıyorum yani. Yani bunun da artık evlerini seviyorsun. Yani bayanın da eğer bunu hissettirmiyorsa bayan o zaman bayan. Hissettirmezse erkek de bunu anlamaz yani.
diyorum ya, dikkat edilmesi gerekiyor. Dediğin gibi yani. Ama inadından gelen bence anlattığın vermiyor. Örnekte kadın erkek 1000 lira, kadın 1500 lira değil. 2500 lira değil. İdare ederiz yani. Yani bence o aile 3500 lira kazanıyorlar. O ailenin bütçesi o kadar. Bence olaya öyle bakılmalı. Kesinlikle. Kadınlar bakıyor mu acaba? Hani sonra hani hizmetçi geliyor eve dediniz. Genelde... Ben zaten kazanıyorum. Hani herif hani o zaman diyor ya hani o bakılması lazım. O zaman hani evet, kadının evet. Yansıtması hatta lazım bu potansiyeli. Bence somut, bak, somut olaylarda bizim gördüğümüz bu somut örneklerde daha çok erkek bunu problem ediyor. Yani somut kadın örneklerde... Kadın yansıttığı için acaba yapmış olabilir mi erkek? Hayır ya değil. Erkekler bunu ben daha güçlü olmayayım düşüncesi tahmin kompleks ediyorum. Sahipler reklam varmış galiba. Reklam ben... Yani. Toplum erkekleri aslında erkekleri erkekler çok aşağılıyor. Hatun parası mı yiyorsun falan. Evet. Ama bunu neyi deme diyor ki kahve? Kılıbık, hatun parası yiyorsun. Karın mı aldı arabayı falan bir sorun olmaya başlıyor. Bunu bence yine erkek yiyebiliyorsan sen ne edersin ona yani? Söylersin. O kadar basit aslında, o da olabilir. Bir reklamımız var. Reklamlardan sonra devam edelim. Şimdi reklamlar. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Erkek kadın maaşlarını konuşuyorduk. Nasıl ezilme oluyor? Siz erkekte problem var diyordunuz. Bir sürü faktör var ama hani Gülten'in arada da söylediği bir şey var. Mesela araştırmalar Türkiye'de gecekonduda %40 ailede kadının çalışıp erkeğe baktığını söylüyor. Yani ciddi bir grupta kadını çalıştırıp parasını yemeyi seviyor. Aslında geleneğimizde de var. Tarlada genellikle kadınlar ve çocuklar çalışır yani. Hı. Erkekler kahvede oyun oynar. Hani bir böyle bir gelenek kısmı da var herhalde. Yine kişiye göre değişiyordur sanırım. Ama denk olması sanki iyi bir şey. Hatta erkek biraz çok kazansa ya da statüsü ya da etkinliği daha iyi olsa iyi bir şey. Yani gibi geliyor bana. Çok kazanmıyorsa statüsü iyi olacak. Statü, yani dengeleyecek bir şey. İyi olacak yani. İlişkiye bir şey katabilmelisin. Para katamıyorsan başka bir şey katabilmelisin. Huzur olur, cinsellik olur, statü olur, sosyal etkinlik olur. Bir koldan iyi gitmen lazım. Bir, yani. Bir tarafın iyi olmalı. Sedat yani. Bey peki... Ama her seferinde bir cinselliği vur. Alttan veriyor. Bir şey geliyor, devam ediyor. Cinsellik de orada. Ay bir dakika. Sedat Bey. Sabahtan beri soracağım. Neden Cumhur'la evlenmiyorsun? Efendim? Neden Cumhur'la evlenmiyorsun? Cumhur'un bir erkek evlenmeyi düşünmüyor. Bu soruyu Cumhur'a sorsanız korkardım da. Fatih bu soruya cevap. Çünkü hormonlar ve cinsellik önemli. Cinsellik evlilikte çok önemli. Hem bir birleştirici hem de bir iyi bir barometre. İlişkinin iyi gittiğiyle ilişkili. Gerek şart. Yeter şart değil ama gerek şart. Yani konuştuğumuz her şey hormon ve cinsellikle ilgili. Biz bunu kültürle öyle böyle yapmış olabiliriz ama kedilerden, koyunlardan da çok farklı değiliz yani. Hoşumuza gitmediğinde, ilişkinin dengesi negatife indiğinde yürütmüyoruz. Ama o zaman da cinsellik diyor, yetmiyor. Yeterli değil mi? Önemli. Yani sırf o konuya yüklenip de gerek hiç çalışmasa yeter ama kötü tabii ki değil. Adam hayat boyunca çalışmamış o konuya ben evlenince bunu idare ederim diye. Tamam ben yanlış anlamışım. Yok estağfurullah. Olmasa evlilik olmaz ki. 65 yaşından sonra hiç kimse, mesela şu an televizyonu izleyen 65 yaşından büyük insan yoktur. Hormonlar gittiğinde, libido gittiğinde herkes kardeş kardeş yaşıyor. Abi bir sorun olmuş herhalde. Sen izlemiyorlar mı? 65 üstündekiler. Yani hormonlar gittiğinde bu kavga kalmıyor yani. İnce alanların dışına çıkıyor bu konu. Aynen öyle. Zaten gençler konuşuyorsa yaşlar onun kapanmıştı zaten. Sen? Efendim? Ben? Ne düşünüyorsun? Güzel maaş konusunda, maaş konusunda teşekkür ederim. Maaş konusunda ne düşünüyorsun? Maaş konusunda ne düşünüyorum? Ya kesinlikle hani belki kafa hani dediğin gibi 1-1.5 olabilirdi. Aradaki fark biraz fazla olduğu zaman hani yine kişilik karakterle de alakalı bu şey. Ama ben hani diyorsam ben baskın karakterim, ben lider ruhluyum diyorsam yani eşim benden bir gıdım bile hani biraz yüksek aldığı zaman ben ek iş yaparım, bir şey yaparım, onun üstüne aksiyi çıkarım gözünü. Ben orada dururum yani. Hani ben durumu hani eşimi kaybetmeyeceksem, eğer çok seviyorsam, yani bu kadar değer veriyorsam kendimden ödün veririm. Hani bir başka şeyler yaparım, ben bir tık üste çıkartırım. Eşinin olayı. Çalışmasına karşı değilsin. Hayır. Değilsin. Tam tersi olsun diyor. Olsun diyor. Buna paralel bir soru soracağım. Sen eşine yardım edecek misin evde? Bütün işlerde. Ya, yardım ederim. Mesela benim kafamdaki evlilik planında hani eşim mesela nasıl diyeyim
bir 5 sene 10 sene çalışırsa, hani mesela o hayatı görürse, kendileriyle kazanmayabilirse, hani bir yerden sonra çocuklara annenin, bir annenin bakmasıyla bir başkasının, hani anneannenin veya bir bakıcının bakması arasında çok fark var. Evet, benim evladım çok güzel yetişmeli, annesi yetiştirmeli. O yüzden hani eşim belli bir yaşa kadar hani çalışır, ondan sonra zaten ben hem evladıma hem eşime bakarım. Bunu diye düşünüyorum. Merve. Sen çalışıyorsun, çalışacaksın herhalde. Evet, eşin de çalışacak. Eşin yardım etmiyorsa, ne? Yani problem olur mu ev işlerine? Mesela Cumhur gibi kahveyi kendisi olur. Yapamayıp illa sana yaptık. Gerçekten de problem hani olmaz desem de yalan söylemiş gibi bir şey olurum. Çünkü gerçekten de problem olur. Bazı bayanlar var ya, ben erkeğimi mutfağa sokmam, ben gelirim işten böyle sonra. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Çünkü sokmak zorundasın bir yerden. Neyin kapısını işiyorum bile? Yani çünkü bir yerden sonra sen de yetemeyeceksin. Hem ev işleri hem mutfak. Hem çocuk o varsa. Yani o da varsa, hem çocuk hem meslek yaşamın. Bunların hepsi bir insan bünyesine çok ağır gelir bence. Ve mutlaka bir destek olmalı. Hani eğer eşin yardım etmeyecekse, bunu göz ardı edip evet eve bir yardımcı almalı. Ya da hani bir bakıcı olmalı mutlaka. Yani bunu yapmak zorunda herkes. Peki genel bir soru sorabilir miyim size? Bunları söylemek zorunda. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Yok be. Zorunda mıyız? Siz yani, hayır mı dediniz? Valla ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Hani ben o anlamda biraz daha romantik kalıyorum herhalde. Gülten Hanım mı öldürdü? Ben o konuda ben daha öldürürüm. Ama Gülten eskisi gibi değil. Ben öldürürüm. Siz öyle bir şey var mı, öyle bir hipotez? Niye hayır sessiz ya, biz... Ya biz son derece iyiyiz, diyalogumuz, sohbetimiz devam ediyor. Aynı şekilde evet. Devam, evlilik aşkı öldürmeyelim. Bir soru sorayım. Ne zamandır evlisiniz? Biz daha birkaç aylık evliyiz. Birkaç aylık. Herhalde daha zaman var ölmesi için. Evet. O zaman. Öyle bir şey. Aynen öyle. Tamam da 3 yıldır bir yerdeyiz yani. Tam evlilik olmadığı için hani o 3 yıl hani cicim diyorlar ya, siz daha iyi bilirsiniz gerçi. Yani ben aşkın sonsuz sürdüğünü falan düşünmüyorum ama iyi arkadaş, iyi dostsanız ve sevgi varsa ilişki gider. Çok da keyif alarak da gidebiliyor değil evet. Mi yani? Peki. Ama anlamakla ilgili konuştuğunuz ilk bölümlerde anlamak değil, uzlaşmak, dediğin gibi illa yap, hoşlanmıyorum ben ev işinden. Okumak daha çok hoşuma gidiyor. O zaman bakıcı bilmem ne yardımcı oluyor, uğraşacağız. Uzlaşacağız ya. Yani. Her şey paylaşılmalı. Sen kahve yapamayabilirsin ama çamaşır asabilirsin mesela. Tabii ki canım, perde asarım. Süpürge yaparım. Niye yapayım yani? Hani ama hala kütüphane ayarınıza geldi. Yani yemeği kadının elinden yemek isterim. Salatayı ben yaparım. Tamam. Tamam işte bunlar. Tabii bu zaten sen. Bu zaten. Sen de sana öyle bir çünkü ya bir de şey vardır hani elinin lezzeti derler ya, ben ona inanıyorum ciddi anlamda. Sen elinin o konuda Cumhur çok şanslı. Evet çok şanslıyım. Peki erkek müdafedakar, kadın mı? Sana da hep böyle kritik sorular geliyor. fedakarlık yani cinsiyet olarak ayırayım mı? Tabii ayır. Ayıramam ki yani. İki taraf da fedakar olabilir. Ama hangisi ömründen daha çok veriyor? Şey. Kadın veriyormuş gibi duyuyor değil mi? Hadi kadın veriyor. Saçımı süpürge ettim, atasözünden yola çıkarak. Yani kendi etrafınızdaki ilişkilerde kim daha verici? Bayanlar daha verici, evet. Bayanlar daha mı çok doğal olarak? Geleneksel evet. Yapı zaten. Geleneksel yapı evet. Gereği, evet bence. Yine biyolojik yapıyoruz. İşlemiş yani, öyle bir yani çocuğa mı soruyor yani? Bu bizim kültürümüze daha çok gibi sanki kadının işte daha fazla emek ya vermesi diyeyim. Yırtsam kendimi emziremem ki yani. O öyle bir şey değil. Gene geliyorsun. Hattan emziremek yani. Ya tamam da emzirmekle fedakarlık bitmiyor ki Sedat Bey. Yani ben şimdi size burada muhalefet yani olmak istemiyorum ki. Kalkıp çocuğun altını almak çok yani az erkek bunu yapar. Yok yapıyorlar. Yapıyorlar. Yani. Yeni babalar çok sağ olun. Emzirdikten sonra hemen kucağa veriyorsa o fedakarlık değildir ki. Ya o kadar adam şey der, Allah'ım ne oldu bana süt ver daha da kurtulayım der. Emzirmeyen de var, çok. Sütü var yani. Muhakkak. Merve. Sen fedakar mısın da? Yani feda eder misin kendine? Yani bu benim doğamda var. Ya biyolojik olarak var yani. Çünkü istesem de istemesem de daha fedakar olmak zorundayım. Ama bence erkeklerin de bunu bilmesi lazım. Yani evet, karşımdaki evet, zaten evet. Kendisini feda edecek. Ben nasıl olsa ne yaparsam yapayım o bana hani kendini kendinden ödün vererek bir şeyleri çok karşılayacak karşı. Diyecek. Evet. Ama bunu demesi zaten ilişkiyi öldürmüş demek. İlişkinin ölmüş anlamına geliyor. O yüzden de bence erkeğin de kıymet bilici tarafı olması lazım. Evet, kadın fedakar ama erkek de kıymet bilici olmalı. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki.
Mesela şimdi Merve diyor ya hani ben daha fedakarım diyor. Biraz da kişilikle alakalı bir şey. Şimdi ben onu tanıdığım için uzun senelerdir. Kendimle kıyasladığım zaman bana göre daha fedakar bir insan. Ben biraz daha hani tabuları olan bir insanım. Bir erkek, mesela ben bir şey yapıyorsam karşımdaki de yapsın diye bekliyorum. Ama yapım gereği. Bu annem böyle yetiştirmiş yani. Hani bu şekilde büyümüşüm. O hani kadın erkekten ziyade dediğim gibi karakter özelliği. Yani dediğim gibi o çok fedakar bir insan. Ben onu görebiliyorum çevresindeki onun ilişkileriyle. Huyundan dolayı. Ama ben mesela şunu yapmam, yani bunu bu şekilde yapmam dediğim zaman tutabilirim kendimi. Hani yapmayabilirim yani. Kendimi o şekilde frenleyebilirim ama o frenleyemiyor. Peki Tuğçe, sence aşkta gurur var mıdır? Çok güzel bir soru sordun. Aşkta gurur vardır. Vardır tabii. Bence de vardı. Ya gurur olmayan erkeği ne yapayım? Gurur olmayan kadını ne yapayım? Ama yani? O gurur da hani yani bir noktaya kadar geleceksin ki ondan sonra da hani gurur nereye kadar? Gurur mu, onur mu? Hani gurur evet. İnsanların size duyduğu saygı, onur kendine duyduğun saygı. Hani onur olma hani işte şarkıda gibi onursuz olmasın aşk gibi olacak evet. Ama hani ama zaten tabii kendine duyduğun saygı da onur olur. Bittiği zaman karşındakine de saygı duyamazsın ki. Ha bir de Kutsi'nin aşkın olamaz diye bir şarkı söyledi. Sözünü kestim. Yok, kendine duyduğun saygı yani onurdan söz ediyoruz. Hani o bittiği zaman karşındaki bu karşı cins de olsa, hem cins de olsa zaten ona da saygı duyamazsın. Bu yüzden bence önce insan kendine saygı duymalı. O yüzden de hani gurur değil de evet onurlu olmalı aşkta, sevgide. Çok güzel konuştun. Fatih, kaç yaşındasın? 22. 22. Mesela yaş farkı, sizin öncelikle yaş farkınızı sorabilir miyim? Peki. 24. Hayır. Benim de yaş farkı. Fatih. Siz bir dakika. Ben siz Fatih. Ben Fatih. Fatih'le değil. Bir anda dedim ki yani aman tanrım. Hayır. Sizin yaş farkınız var mı? 5 yaş. 5 yaş. Sen de... Çıtır. Sen... Yaşa önem veriyor musun? Hiç önem veriyor muyum? Hayır yani. Korkarak söylüyorum. 24 olmasın. Benden büyük olmasın. Eşim büyük olmasın. Nasıl diyeyim ya? Vermiyordum da. Başıma gelince ya şöyle bir şey var. Hani, olgunlukla alakalı bir şey. Eğer sen o 23-24 yaşındaki insanı da taşıyabiliyorsan olabilir. Ama her zaman babam bana şunu öğüt verir. Ben yani küçüklüğümden beri. Oğlum bekle, üniversiteye bekle. Üniversiteye gelince birinci sınıf biri gelir, göz açılmadan sen onu böyle hani kendinden ufak olduğu zaman daha iyi olur. Bir yaşlandığında senden küçük olduğu için hani kadınlar daha çabuk çöküyorlar. Oğlum bak akıllı ol, ondan sonra işte benim annemle aranda 6 yaş var. Bak bu yüzden hani bunların hepsini bana küçüklükten entegre ettiği için bana hani bir sıkıntı olmadı. Hani öyle düşünüyorum yani. Cumhur senin için... Ben öyle yaşı hiç problem etmedim şimdi. Senden büyük olabiliyor mu mesela? Yani oldu da hayatımda hatta... Hayır, o anlamda değil. Evlilikte olabilir. Evlilikte de olabilir zaten yani... 5 yaş önemli mi senin için? Senden 5 yaş büyük olursa olur mu? Olur, neden o? Yani olursa olur. Eğer seviyorsam anlaşıyorsak bir de... cık dedi ama... Hayır, olmaz. Asla. Yani ama cık şurada olabilir. Senin için olur da annen onun için olur mu onu bilmiyorum. Evet. Onları çaktırmayacağız ama onlara söylemeyeceğiz. O nikah tarihinde orada aa büyükmüş bu kız biraz Sedat hani. Bey? Öyle olur. Acayip karşı çıkıyorlar. Öyle mi? Tabii. Bu yüzden gelen var mı size? İşte benim oğlan işte 5 yaş büyükle evlendi al şunu kurtar şunu. Yani. Çok halen yani anneler babalar çok belirleyici ve çok karşı çıkıyor. Yaş konusunda. Yani ilk evlilikle ilgili olarak söylüyorum. Yani kadın yaşı büyükse anneler çıldırıyor erkeklerin anneleri. Ne bilmiyorum. Erkeğin ne kadına kadar büyük bakmak lazım mı? Yani yaş erkeğin direkt yaş büyük mü demek? Erkeğin büyük olması önemli değil. Önemsemiyor. Ama yani 24-25 yaş büyük de evlenenler var. Tabii çok hem de. Evet. Normal mi bu? Bence değil, ne paylaşabilir ki? Yani ben Bülent Ersoy'un yani kendi yaşıtının bir sevgilisi olduğunu daha görmedim. Ya Bülent Ersoy yani, ama kendi yaşındakiler öldüğü için. Ya, çok kendi yaşındakiler ölmüş olduğu için. Kendi yaşındakiler. Ya da onun gençlik çağlarını bildikleri için hani o da bir olabilir. Ya aradaki Bülent sıkıntı. Bülent Ersoy. Kanalı kapattırıyor. Hayır canım. Onun saygı duyuyor sana. Saygı duyuyor sana. Ne diyordun? Yok Tuğçe'ye soracağım. Tamam. Senin için önemli mi? Mesela Gülten Hanım dedi ki 24 yaş büyükle ne paylaşabilirim ki dedi. Sen öyle bir tabın var mı senin işte 5 yaş büyük olsun en fazla?
Ya da kendinden küçüklerle birlikte olabilirim. Ya da olmam. Öyle bir hani şeyim yok. Küçük olamaz kesinlikle. Evet, olamaz kesinlikle demem ama 22 yaşındayım. 18 yaşında bir erkek arkadaşın olabilir mi? Yani o olamaz. Ama neden olamaz onu söyleyeceğim. Çünkü erkekler zaten geç ergenliğe giriyorlar. Geç olgunlaşıyorlar. Hani şu ben şu yaş evet. 30-27 olabilir. Evet, ben şu yaşımdayken benden 5 yaş küçük olmaz. Ama 30 iken 27-26 olabilir. Güzel de olur. Çocuğa delikanlı zıpkın gibi geliyor. Yani o olabilir. Dediğim gibi yaşarılığı çok önemli. Gülten Hanım'ın söylediği gibi. Hayır, mesela 25'indeyken 50 yaşındaki olmaz. Ha, yok o olmaz. Kastettiğim benim o. Evet. Yani jigol, şey farklı bir şey yoksa işin içinde. Hayır hayır. Yani bayan küçük olsun yine. 25 yaşında olsun, erkek 40 olsun, 45 olsun. Olmaz. Bir kere enerjileri ve hormon dengeleri aynı değil. Evet. Yani paylaşımı, hayatı paylaşmakta çok sıkıntı yaşar. Ben daha hızlı yaşarım. O arkadan gelir. Yetişemez bana. Bir de yani erkek tembelleşiyor evlendikten sonra iyice yetişemeyecek. Değil mi? Siz değil de normal erkekler. Kardeşler arasında 5 yaş farksa farklı süreçleri yaşıyorlar. 10 yaş farksa kardeş gibi bile olmuyorlar. Hani biri ergenken biri çocuk oluyor. Biri yetişkinken biri ergen oluyor. Efendim biri... Hani, dediği gibi 15 yaş fark varken adam 55 yaşında, kadın 40 yaşında mutlaka vardır iyi götürenler ama biri erken sahadan çekildiğinde sorun oluyor. Gerçekten burada galiba ifrat ve tefrit, denge önemli galiba yani ilişkilerde. Yani bir formül olduğunu düşünmüyorum ama. Senin söylediğin kelimeler neydi? Yani aşırıya kaçma ve kötüye yorumlama olmadığı zaman sorun çıkmıyor. Yani ama konuşurken de çok tereddüt ediyorum. Anadolu'nun çok güzel bir lafı var. İnsan kınadığını yaşamadan ölmezmiş. Hani evet. Hayat önüne ne getiriyorsa onu bilemiyorsun. Yani çok büyük konuşmak lazım. O zaman Tuğçe'nin ilerideki eşi şu an lise sona gidiyor. Olabilir yani bilemiyorum ama. Hep derler yani amcanın ne kadar kötü huyu varsa aldın, dedenin şunu ne kadar aynen varsa öyle. Aldın. Aynen öyle. Çünkü kınamış. Sen o zaman da söylemişsin, baba sen söylemişsin ki aldık yani. Tabii. Kınamışlar aldık. İşte abim hırsız demişsin, çocuk hırsız çıkıyor falan. Dediğin doğru. Sen bir bayanı artık sırayla soracağım. Bir bayanı seçerken baktığın şeyler neler? Kalite önce. Kalite yani. Asil. Kalite. Bir kadın yani kaliteyi açar mısın? Yaptığı işle etiket değil tabii ki. Yani öyle bir etiket meselesi zaten insanda olmamalı. Yaptığı işi doğru yapabilmesi ya da iyi süreçler oluşturuyor olabilmesi. Hani bunlar önemli benim için. Hani fiziksel tabii ki önce bir kadına giderken bu şey değil. İşte hoşuna gidiyordur, beğeniyorsundur. Daha sonra tanımak istiyorsundur. Yani arkadaş değilsen tabii yeni tanışıyorsun. Tabii. İşte önce güzelliğe dikkatini çekiyor. Ha sonrasında zaten işte iç güzellik denilen olay ortaya çıkacak. İşte kaliteli bir insansın, işte yaptığın işler daha doğru ya da senin yaptığın işler bana göre doğru. Benim istediğim gibi işlerse, benim hoşuma giden şeylerse. Ne bileyim ondan sonra evde yemek yapması benim hoşuma gider yani. Bu yemek konusu ama da konuşuyor. Yani elinin bereketli olması da var yani kadının. Ona ben de inanıyorum. Bu elinin böyle bence. Merve, erkeği seçerken neye bakıyorsun? Neye bakacaksın? Neye bakmıştın daha önce? Merve sen neler yapıyorsun ya bugünlerde? Sen iyice kendi kaptın. Neye bakıyorsun? Bence güvenilir, dürüst ve en önemlisi de insana... partnerinin kendisini iyi hissettirmesi önemli. Dış görünüş önemli mi senin için? Yani hani yanıma yakışsın ya da ben onun yanında yakışayım. Tabii ki de. Yani tabii ki de önemli. Hani, çünkü o olmadan mesela ideal bir erkek dış dünyayı kendini kapatamaz. İdeal bir erkek tipi söyler misin? Hepimizin tanıdığı. Söyleyemem çünkü hayır, dış görünüş olarak sordu ya. Fiziksel mesela. Açıkçası şu anda aklıma gelmiyor. Aklına gelmiyor. Hayır gelmiyor. Peki bazı kızlarda şey olur, takıntılar olur. Mesela hani yanında topuklu ayakkabı giyemeyeceksen boy takıntısı mesela. Yok. Sende var mı öyle bir boy? Yok. Mesela topuk giyince benden senden kısa olsun. Olmamalı. Kesinlikle olamaz böyle bir şey. Var mı ben zaten yeterince kısayım. Kısa olduğum benden için. Benden bir kısası da zaten mantığa lafı. Evet. Bu topukluların altına böyle hani bastonun altına bir şey takıyorlar ya, plastik bir şey. Evet. Onun altına da bir şey takılıyor mu acaba? O hani tıksesi olmak ya, için mi? Çünkü evet, yani buradan en sonuna hani gelen kadını ama Fatih, anlayabiliyorsun. Ama bir şey diyeceğim. Bir geliyor. Bir çekiciliği de var ya. Evet, çekiciliği de var onun. Şöyle düşün. Hoşlandığını duymuşsun. Şöyle düşün. Erkekler şöyle hoşlanıyor. Evdesin, bir ev düşün. Bir dakika abi. Anlatıyorum ama abi. Topuğu dışarıda sevmiyorsun. Bir ev düşün. Girişte kocaman bir salon. Parke döşeli. Evde oturuyorsun, televizyonla izlerken elinde meyve var, tık tık arkadan bir şey geliyor. Evde topukluyla mı geziyor? Tabii. Ya topuklu bir terlikle geziyor. İşte o zaman hoşuna gider aslında.
Olmadı. Benim eşim, eş olarak düşünüyorum. Hani eşle sevgili falan o şeylerde sıkıntı yok da hani eşe girince biraz bilmiyorum. Eşine pofuduk terlik aldı. Ne yani eş yapamaz niye? Ya yapamaz değil de zaten hani olduktan sonra hani mesela eş olduktan sonra veya yok hani olayız. Bence bir şeyler ölüyordur hani bilmiyorum yok hani ya. Ama hani çocuk hele hele bir çocuk varsa bir şeyler varsa hayatın temposu daha omuzlarındaysa bence farklılaşıyordur kendine yani. Kendine bakmaya yok. Gerek duymuyordu diyor. Yani. Yok ben kadınlarım. Ya ben yanlış tabii. Düşünüyorum. Yok tamam. Estağfurullah ya. Hayır. Şey, tamam. Hayır topuğa ben karşı değilim ya. Hayır, onun sesinden rahatsız olmuyorum en azından. Ama sokak. Rahatsız olan erkekler çok fazla i̇şte var. Fatih ben de çok duydum. Tuğçe? Ona hani... Onu savun yani şekilde, topuğu savun. Yok o şekilde düşünürsek mesela bazı erkekler kırmızı ojeyi de sevmiyorlar. Hani öyle takıntılılar da var yani. Ya da onun nedenini ben öğrendim. Çok fazla ama. Dikkat çektiği için kız arkadaşının dikkat çekmesini istemiyorlar. Ama başkasının orada hoş, hoşuna gidiyor. Ama sadece olabilir, kırmızı oje değil. İçinde bastırılmış şeyler olabilir. Yani aynen. Kırmızı oje onun şeyi artık yani son noktası. Hani daha o dişi bütün olarak istemiyorlar. Evet. Aynen öyle. Sadece yani. Kırmızı oje sürsün ne var ki ne olacak? Peki sen niye göre seçiyorsun? Vallahi hiç öyle bir şeyim yok, kriterim yok. Hani şöyle yok, kumral olsun. Yaşta kemal ya. Yok yani sarışın olsun, esmer olsun falan hani bunlar yok. Zaten artık senin yok da. Senin bir model var mı hadi ünlülerden? Ünlülerden? Yani bu ünlüler kim arkadaşlar? Yok yani benim öyle dış bir şeyim yok. Dış görünüş olarak var mı? Tabii bir Kıvanç Tatlıtuğ. Mesela benim ilk aklıma gelen yakışıklı dendiği zaman aklıma George Clooney geliyor yani. Bu adam. Ama o gerçekten yakışıklı ama şimdi. Ama şimdi ben söyleyince mi aklınıza giriyor Gülten Hanım? Tabii ben bana sormadın ki Can. Ay siz nasıl soruyorum ideal erkek şu an kimi diye. Ben göstereceğim zaten bak burada. Ama yani George Clooney onun da şeyden dolayı. Mesela bir yaşlanınca o karizması George Clooney kadar yok. George Clooney biraz daha hadi böyle. O yaşlılığın vermiş yok, olduğu falan. Yok bence var. Brad Pitt'te mi? Evet. Ben George Clooney'i seviyorum. Gençliği biliyorum. Fatih? Şey, bizde hani benim söylemek istediğim şimdi aklıma geldi. 2 saattir onu tempo yapıyorum da. Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile Balıkesir Üniversitesi'nde bitiyor arasında bir çekişme var. Özellikle hani müsabakalarda futbol, voleybol hani spor müsabakalarında tribünler jandarmaların önlem aldığı, bıçaklanmaların olayların olduğu birbirlerine hani hiçbir şey olmaz. O kimse yani ne rektör gelir yani hiçbir nasıl diyeyim idari kadrodan kimse gelmez. Öğrencilerin hepsi gider. Hani çok dolu duyguların tap yaptığı seviyede bir maçlar oluyor. İngilizce konuşuruz. İngilizce geçti. Şeyde Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde de mesela ben hani makine mühendisi okuyayım Cumhur'u da bilir. Bizim Bitiyolu kızlara bir bestemiz var. Hani şöyle başlıyor. 1.65 boyu olsun, 90-60-90 olsun, sarı saçlı, mavi gözlü, biti yolu manitam olsun diye. Hani bir başlıyor zaten 100 tane erkek orada makinacılara özellikle. Allah! İdeal o mu? Abi ideal değil de hani ikileri var hani. Sen, ben son bölümde olduğumuz için, son anlar geldiğimiz için senin şeyden bahsetmek istiyorum. Radyodan. Radyodan. Aynı zamanda işte 1,5 sene önce hani makine mühendisliğinin yanında radyoculuk da yapıyorum. 1,5 sene önce Balıkesir Üniversitesi'ndeki iletişim sıkıntısını gördüğüm için özellikle hani Facebook son 2-3 senedir çok daha fazla yaygın kullanılmaya başladı. Ama o zamanlarda da hani bir faaliyet yapılıyordu. Faaliyet hakkında herhangi bir bildirim yok. Öğrencilere bir aktarım yok. Öğrencilerin haberi olmuyor daha doğrusu. Dedim ki bunu nasıl idare edebiliriz? Hani nasıl öğrenciler bir etkinlikte 10 kişi var ama sen bunu iletişimini iyi yaptıktan sonra oraya 110 kişi geliyor. Dedim ki nasıl yaptırabiliriz? Yeteneğine veya hani yapabileceğim işlere baktım. Dedim ki bir radyo kurmalıyım. Lisede yapmışlığım vardı. Dedim ki Balıkesir'e bir iletişim sonucu çekmek için radyo kurmalıyım. Radyo Bayu adı altında BAÜ www.radyobayu.com adresinden bizi dinleyebilirler. İnternet radyosu bu. Herhangi bir frekans yok. Özellikle bunu söyleyeyim. Frekansı yok. Frekans yok. Frekansı yok. Hani hep sorulan soru bu. Çünkü hani radyo kaçta olunca... çekiyor? Efendim? Kaçta çekiyor? Hep böyle. 98'e bastık ama. Ben hep sallıyorum. 101.2, 7.6 bilmem hani hep sallıyorum. Onlar bakıyor. Hakem notu. Hani bu şekilde yapıyoruz. Mesela ama hani farkında olmadan güzel işler başarmışım.
Hani onları da dışarıdan insanların tepkileriyle, hocaların onore etmesiyle öğreniyorum. Hani belki bunları yapmasaydım ne Tuğçe'yi, ne Cumhur'u, ne de şu anda buraya katılmak, hani belki bunları Merve tanışmasaydım. Adı aklına gelmedi Merve. Merve'yi tanıyamayacaktım. Hani böyle bir şey de bana kazandırdı aynı zamanda. Mutlu bir gelecek ve izdivaca doğru yol. Uzun zamandır Tuğçe'yle de arkadaşız. şu anda 3 Aralık pazartesi günü hafta içi saatler 22'den sonra, programımıza da ondan sonra programı, hem plakadan dolayı hem saatten dolayı ondan sonra adlı bir program sunuyoruz. Pazartesi günleri mesela biz de hani bu soruların aynısı, programın benzerini biz yapacağız ve Kadir ve Kadriye arkadaşımız bize yardımcı olacaklar ve bir program sunacağız, radyo programı. Salı günü haftanın konuğunu çağırıyoruz ve toplulukları, mızı ve kulüplerimizi, yapmış oldukları aktiviteleri, yapacak oldukları aktiviteleri ve hani yaklaşık 40 bin civarında bir üniversiteli var Balıkesir Üniversitesi'nde. Ve bunları hepsine ulaşıp ilçelere kadar ulaşabileceğimiz bir frekans yapmak istiyoruz. Hani BİTET, Endüstri ve Teknoloji Topluluğu, bunu ilçelerdeki insanların da duymasını, öğrencilerin de duymasını istiyoruz. Aynı zamanda hani bu MMF'de yani Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde kurulmuşsa oraya ait bir şey değil. Bu herkese ait. Mesela bir kampüste ünü var projesi yapıyorlar. ne diyor? Bitir mi diyor? Toparlayalım. Mesela onu herkesin duyması için biz çalışmalara başlıyoruz. Yani bir artık bir Facebook üzerinden bir 2010 yani bir 2000-3000 kişilik bir kitleye ulaştık. Çok rahat bir şekilde hani topluluklarımızın ve kulüplerimizin aktivitelerini duyuyoruz. Aynı zamanda bugün radyo ve iletişim topluluğunu kurdum. Hani hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Allah utandırmasın. Amin inşallah. Hani artık resmiyete de döktük. Daha önce de yapmıştık bunu. Şenliklerde stand kurmuştuk ve hani illegal bir şeydi. Yavaş yavaş legalleşiyor bu. Hani böyle bir şey oluyor. Sistem halinde hani ya olması gereken buydu çünkü. Hani özür dilerim. Hani biraz uzatıyorum ama hani nasıl diyeyim? Başta mesela ben lider oluydum. Ben hiçbir zaman piyon olamazdım. Benim kişiliğim, karakterimle. Bir topluluğa girip en sonda olamazdım. Kendi topluluğumu kurdum. Devam ettim. Radyo illegal bir şekilde başlaması gerekiyordu. Hani kendini kabul ettirip, şimdi kabul ettirip radyo kuruldu. Yakında da okula bir radyo kurmaya çalışıyoruz. Hani her şey kademeli piyon gidiyor. Piyon alamam diyorsun. Yani. Teşekkür. Oyun bittiğinde şah da piyon da aynı kutuya konu. Evet. Artık bir programımızın daha sonuna geldik. Sözü bediyordu da hani. Siz de çok teşekkür ederim. Programımızı çok hak ettiniz. En genç konuklar olarak siz de biz yine gelmek istiyoruz. Ben lütfen. Her hafta gelin. Lütfen her hafta biz şey yapabiliriz sizi. Bu enerji çok güzel. Ya sizdeki enerji en güzeli. Arkadaşlar radyo yayınımıza da bekleriz. Evet, radyo yayınına da. Sizin söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Sedat Bey. Yani bundan sonra boşanma aşamasına geçilecek artık. Ona da biz geleceğiz yine. Yeterince 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlarda insanların ihtiyaçları değişiyor. Bu yüzden hani kesin formüller olduğunu düşünmüyorum. Ben bu gençlerden çok enerji aldığım için hani iyi buluyorum. Bu iyi oldu bu program benim için de ama herhalde sürekli katılamam. Yok, radyoyu beni memur olarak alacaksınız herhalde. İnşallah biz bekliyoruz televizyona. Doktorla bırakıp kadromu televizyona alacak. Biz memnuniyet duyuyoruz. Siz... Ben de herkesin ilişkisinde birbirine özenmesini istiyorum. Kadın erkek evet, fark etmiyor. En önemli şey birbirine özen. Lütfen birbirinize özenin. Teşekkürler. Verdiğiniz öğütler, nasihatler ve tecrübeler için. Arkadaşlar geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Merve, Cumhur, Tuğçe, Fatih. Güzel numara. Üçüncü Gençler Konuşuyor programımızın sonuna geldik. Önce teşekkür etmemiz gereken yerlere tekrardan teşekkürlerimizi belirtelim. Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu'nun altyapısını oluşturmuş olduğu Gençler Konuşuyor programında arkadaşlarımız bizlerle birlikte oldular. Değerli konuklarımız buradaydılar. Saç, makyaj, Noel kuaföre, giyim için Sevinçler Giyime mağazasına ve Necip Bey Berber'e. Necip kuaför. Erkek kuaförüne. Masko Mobilya'ya. Masko Mobilya'ya çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.